Ha. Gülten söyle. Kizil olan Aa. bize düşen payı. Aa. Şimdi Kur'an-ı Azimşan'da birçok okuma biçimi var. De gizlilikle bunun ne alakası var? Çok çok alakası var. Kur'an'ı okuma biçimi olarak da çok alakası var. Çünkü gizlilikten kastımızın teknik olarak anlatmayacağım da. Yani gizli, sırlı, saklı olan şeye diyoruz. Bir şeyin kendinde gerçekliği varken o gerçeğin örtülü olması, örtürülmesi, maksat üzere onun geriye atılmış olması bir şekilde orada bir gizlilik var ediyor. Hani bir evin önünden geçersin. Aa, burada gizemli bir şey var diye, sırlı bir şey var değil mi? Aslında bir şekilde o gizemli şey, orada bir gerçeklik var ama o bize sır. Yani bunun sırrı ne diye sorarlardı mesela. Böyle bir soru vardır mesela. Sırrı ne diye sorduğun şey, buradaki gerçeklik nedir anlamında sorulan bir sorudur. Yani bir şeyin sırlılığına yani dair bir soru, bir araştırma varsa arkasında yatan gerçekliğin araştırması vardır. Şimdi Kur'an-ı Azimşan'ın okuma biçimlerine gittiğimiz zaman birçok okuma biçimi var. Tefsir tarihimiz itibariyle baktığımız zaman. Tefsir zaten yöntem biçimsel olarak okunması gereken bir şey. Kainatta karşılığı olup olmadığına, değil mi? Ayetlerin, insan sosyolojimizde karşılığı olup olmadığına göre. Efendime söyleyeyim. Ve başka başka yöntemlerde bu maksatçılığa bağlı, değil mi? Bu günümüzde bu Pakistanlı bir alim vardı. Şu anda adı dilime gelmiyor. Mesela onun öngördüğü tarihselci okuma. Tarihselci okumanın büyük sıkıntıları var, onu da söyleyeyim. Mesela İslamoğulları biraz biz maksatçı okuyoruz diyor da doğru düz bir maksatçı okumadıklarını, art niyetli bir okumaları olduklarını da görebiliyorsun. Tavırlarından, şu yundan, bu yundan. Kültürle barışık olmayan, daha doğrusu tam karşısında duran bir tarafları var. Ama kendilerine sorarsan aslında tam tersi. Bir parça müteziliye daha yakın, aklı daha çok önceliyor. Doğru. Mütezile aklı çok öncelerdi. Amen. O tarafıyla önemli. Ama şöyle bir bakıyorsun, içerik olarak romantik yani bir şey yok. Felsefeye dair bir şey yok. Yani bunun sorduğun soruyla yani gizem, gizemcilik ve gizeme yönelik olarak ne yapılması gerekiyor? Gizemcilikten ne anlamamız gerekiyor? Efendime sorayım. Soruyu genelleştirirsek bu şekilde buralara kadar giden bir taraf var. Şimdi günümüzde tasavvufa baktığımız zaman romantikleri görebiliyoruz. Yani mesela bir rahmetli Tuğrul İnançer vardı, mürşit. Romantik. Yani geçmişi günümüze taşımaya çalışan değil mi? Efendime söyleyeyim veyahut da geçmişin izlerini hep böyle anlamlı bir şekilde değerlerini günümüzde canlı tutmaya çalışan veyahut da Cemal Nur Sargut var mesela değil mi? Tam romantik o. Öyleydi böyleydi bir Buda gibi elimizi böyle yapmadığımız kalıyor mesela. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Şimdi romantiklik bir parça geçmişe dair duygusal duyarlılıkla bir şeyleri güne taşıma, değerleri güne taşımayı içeriyor, içermiyor değil. Bu tarafıyla değerleri muhafaza etmek, geçmişe dair değerleri, olan olguları muhafaza etmek adına önemli. Ama yani bugün dönen gerçeği ve karşı karşıya kaldığımız sorunları ele almaya yeterli değil. Böyle bir sıkıntı. Yani günümüzde bir sorun var ve bir sorunun nelerden kaynaklı olduğunu bilmiyor. Bize gizli duruyor. Yani bir sorunun içindeyiz ama soruyu anlayamıyoruz, sorunu anlayamıyoruz. Birincisi sorunu anlamadığımız için sorunun yabancısıyız. Ve bize gizemli kalıyor ve bunun üzerine düşünemiyoruz. Yani bizi gerçekten öteledikleri için bir parça sıkıntılı bir durum var. Her neyse demek istediğimi toparlayayım bir parça. Kur'an'ı okuma çalışmalarında en önemli şey, hep yaptığımız şey, Kur'an'ı bir defa ilkelerle okumak gerekiyor demiştik. Bir, olgusal olan ilke içerir. Olgusal olan ilke içerirken varlıkta ve varoluşta karşılığı olması gerekendir. Kur'an okurken buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu söylediğim söz bir parça geçmişlerin de söylediği bir söz. Yani bir ayetin karşılığının olması lazım. Ona göre tefsir etmen, yorumlaman gerekiyor değil mi? Yani onların söylediğine yakın durur ama felsefi bağlamda baktığınız zaman tam içeriğini veriyorsun. Ya arkadaş, olgusal olan ilke içerir. Ayetin bir olgusallığı varsa onun varlıkta ve varoluşta nesnel veyahut da öznel karşılıklarının olması lazım. Ya varlıksal karşılığın ve öznel karşılığının olması gerekiyordur. Ki ayet dediğin onun için ayettir, delildir, belirlenimdir. Yani bir varlık var onun bir belirlenimi olarak tezahür ediyor. Kendisi değil ha, onu işaret eden bir belirlenim olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda her ayet, efendime söyleyeyim, hani diyor ya, hiçbir şey yoktur ki yaş ve kuruyu bir kitapta toparlanmış olmayalım. Genel anlamda Kur'an, varlıkta ve varoluşta karşılığı olanların dile getirdiği, ifade edildiğinin betimlenmesini içerir. Olgu ve ilke betimlenmiş bir dille anlayacağımız bir şekilde ifade edilir.
metaforlarla ama öyle sıradan metaforlarla değil. Gerçeğe de ayna tutan bir metafor anlatım vardır. Yani benzetmeler yapılır çoğu yerde ama o benzetmelerin kendisi bir gizem içerir. Ama gizem içermekle kalmaz. Hani sanki gizli durur. Aslında gizemli değildir. Gizli durur. Ama arkasında mesela nur ayeti, hep konuştuğumuz nur ayeti. Ya inci tanesine benziyor filan. Bak benzetme yapıyor gizli. Aslında o metafordaki gizlilik bir şekilde de aşikar ediliyor arkasında. Yani nicel bir belirlimli olduğunu söylüyor. Cenab-ı Allah'ın varlığının, nurunun nicel belirlimli olduğunu söylüyor. Bunu hep söylüyoruz. Yani bir varlığın yaratmasından bahsedebiliyorsanız nicel belirlimli olması şartı var. Salt tümel olan bir varlığın yaratma olanağı olamaz. Ki kendi varlığı da sorgulanabilir o bağlamda. Yani biz bu tarafları kaçırıyoruz. Allah yerlerin ve göklerin bak tözü olduğunu vurguluyor. Nurudur. Bununla kalmıyor. Onun nuru bir inci tanesine benzer diyor. Bir inci tanesiyle metafor yapıyor değil mi? Ama inci tanesine benzerken onun gerçekliğine dair bir vurguda da bulunuyor. Nicelik belirleniminden ifadede buyuruyor. Yani ayet o kadar sırlı değil. Ama Razi'ye gittiğiniz zaman tamamıyla diyor bir benzetmedir. Bu ayet temsili bir ayettir. Ona mecazidir. Anlatı mecaziye göre. Allah'tan Gazali ondan önce ya bu ayetin Allah'ın varlığına dair bir tarafını Allah'ın varlığına dair bir ifade taşıdığına dair bir söylevi var. Allah razı olsun bu bağlamda. Ama arkasından gelen çırak yani diyor yok ya usta diyor herhalde burada yanıldı. Yani Aristoteles gibi Platon'a bir tavır sergiler gibi o da ona bir tavır sergiliyor. Yani tabii ki düşünme açısı neyse, düşünme yolu neyse bu bağlamda kendi görüşünü söylemesi çok önemli. Ama kendi görüşü gerçekle bağdaşıyor mu? Bunu bizim kendimiz sorgulamamız lazım. Orada razı da kalmamak lazım. Cenab-ı Allah orada bir mecazda bulunmuyor. Yani mecazda bulunduğu şeyin kendisinde bizzat kendi varlığını tanımlanması, tanıtlanması var. Allah diyor bak öznellik, nur diyor nesnellik. İnci tanesine benzer nicellik. Yani gizlilik var mı ayette? Hiçbir şey yok. Anlayabiliyorsan yani tözsellik yerlerin ve göklerin tözüdür, özüdür. Bir varlık kendinden yaratmaya bakın. Varlıktan itibaren başlayalım ama varlık derken Allah'ı kastederek. Cenab-ı Allah yaratmaya başladığı andan itibaren kendinden var ettiği içindir ki. Var ettiğine içkin duruyor. Var ettiğini içkin dururken de var ettiğini kendi dışında değil, kendinde var ettiği için de ona hem de dışsal olarak kapsayıcı muhit oluyor. Yani mekansal oluyor. Mekanların mekanı olmuş oluyor bir bağlamda. Hani diyor ya, ya Gavs diyor ben mekanların mekanı. Bu yaratımla bizatihi ilgili bir şeydir. Çünkü kendi varlığının dışında kullanacak bir şey vardır. Bizim tasavvufta ilk öğrendiğimiz derslerden bir tanesi Efendi Hazretlerinden Abdullah Baba'dan yorum derdi yok diye bir şey yok. Yok yok. Böyle dedi. Yok yok. Yani. Yok yok demek yani bizatihi varlığın bizatihi kendisi. Yani buradaki varlık bir daha üstünü söyleyerek, üstünü basa basa Cenab-ı Allah'ı kastederek söylüyorum. Yani mevcudatı değil. Yani kendisinden yarattığı mevcudatı kastederek söylemiyorum. Bizatihi varlık olarak, hakiki varlık olarak Allah her şeyi kendi varlığından var etmiştir. Bu sudur teorisine kadar gidiyor. Lakin bu gizemle ilgili bir şeyi ortaya çıkartıyor. İçkin kaldığı için özne hep içeride kalıyor. İçeride kaldığı için de gizli kalıyor. Yani kendisi nesnellikle bir şeyleri var ederken, yani nurdan bir şeyleri var ederken, o nura dair öznellik içeride kalıyor. Nurun kendisi de içeride kalıyor. Yani düşün yani 2H1O miydi, 2O1H neyse artık yani dilim sürçüyor. Bir suyu var ederken biz onu görebiliyor muyuz? Ama suyu görüyoruz, orada gizli. Peki nasıl anlıyoruz? Yaptığımız deneyler, çalışmalar, değil mi? Vesaire vesaire, değil mi? Ekipmanlarımızın yeterlilik düzeylerine göre artık onları tanımaya başlıyoruz. Tanımlıyoruz, isimlendiriyoruz, değil mi? Tanıtlamaya başlıyoruz, kanıtlıyoruz. Ya bu böyle var diyoruz. Onun gizemi kalıyor mu? Tamam. Yani ussal yaklaşımlar, efendime söyleyeyim, deney gözlem ölçüme bağlı yöntemsellikler. Veyahut da efendime söyleyeyim, ilişkilerde karşılıklı alışverişler, bir şekilde deneyimsel alışverişler, bir şekilde karşımızda duran şeyin gizemliğini kaldırtıyor. Şimdi bunu hani romantiklerden başladık da niye buraya kadar getirdim onu anlatayım. Şimdi Kur'an'ın kendisinde bir ilkesellik var. Bunu bir defa anlamak lazım. Hani nereden ta nurdan başladık. İlkesellik olduğu için ki yani Kur'an bir hüviyet kitabı. Bakın ahlak kitabıdır, hüviyet kitabıdır, tevhid kitabıdır, hakikat kitabıdır.
ve neyin ne, bakın hakikate göre neyin nasıl yaşanması gerektiğinin kitabı olarak bulduğumuzdur. Üç temel ilkesi vardır bu bağlamda. Sonuçlardan konuşur. Abi ne sonuçlar? Ya bak bir hikaye var. O senin hikaye dediğin bir sonuç. Emsal. Her emsal bir sonuçtur. Bir İsa'dan konuşuyor, emsalden konuşuyor. Muhammed Mustafa Efendimiz'den konuşuyor, sonuçtan konuşuyor. Bir emsalden konuşuyor. Emsalden konuştuğu anda, yani bir parça psikolojik dille söylüyor, arketipal olan bir şeyden konuşuyor. İlk örnek olan bir şeyden. İlk örnek bak, emsal. Konuşuyor. İlk örneğin, niye ilk örnek deniliyor arketipal olarak psikolojide? Yani herkesle arkaik olarak bulunan şey. Arkaik olarak bulunan şey olduğu için evrenselliği var. Yani peygamberlerden bahsediyorsa, ya diyor senin diyor, ilk yaşadığın şeylerin ilk örneklerini ben sana konuşuyorum. Bir sonuçtan konuşuyorum. Bu olmuş bitmiş bir şey değil yani. Olmuş bir yerlerde bitmiş. Hep olup biten bir şeyden bahsediyorum diyor. Onun için sana kalkıp da tarihsel bir zamandan bahsetmiyor. Yani 5000 küsür sene önce filanca fi tarihinde ben Musa diye birini gönderdim demiyor. Musa diye yani kronolojik tarihten bahsetmiyor. Ahistorik bir tarihten bahsediyor. Yani kronolojik tarihe aşkın bir tarihten bahsediyor. Hep gerçekleşen evrensel bir şeyden bahsediyor. Musa diye bir karakterden, bir tipolojiden bahsediyor. Nemrut diye bir tipolojiden bahsediyor. Firavun diye bir tipolojiden bahsediyor. Azazil diye bir tipolojiden bahsediyor ya. Ya bak böyle bir tipoloji var diyor. Aman dikkat. Yani böyle bir tip var diyor. Böyle bir karakter var diyor. Dikkat et. Yani tipoloji ilkesiyle de baktığınız zaman, yani karakter biçimsel olarak baktığınız zaman sonuçta hüviyette karşılık buluyor demiştik. Karakter her ne kadar öznelse kimlik, o karakterin görünüş biçimi olarak tanımlanması ve tanıtlanması anlamında önemlidir. Ve en yüksekte görünüş biçimidir öznelliğin, kimlik. Bir bakıyorsun, yani Allah'a inanıp inanmamaya göre kimliklendirme. Bak sonuç. Bak önceden bir Müslümanlık şu yok Kur'an'da. Sana sonuçtan konuşuyor. Böyle böyle yaparsan müminsin. Böyle böyle yaparsan müslümsün. O müminler ki şöyle şöyle şöyledirler bak. Yani sonuçta o müminler yaptıkları şeyin sonucu olarak mümindirler. Müslümdürler ifadesini içerir o. Sonuçtan bakın. Sonuçlardan konuşuyor. Sonuçlara bağlı olarak gerçekleşen bir dünyadan konuşuyor. Yaşadıkları şeylerinizin sonuçları olduğu bir dünyadan bahsediyor. Aman zerre kadar iyilik yapsan seni bulur, aman zerre kadar kötülük yapsan seni bulur. Ve sonuç alınacak bir hakikatten bahsediyor. Bakın bu ne kadar önemli bir şey. Şimdi onun içindir ki ne? Kur'an teolojisinde, özellikle bakın teolojisinde ve dilinde gizli bir şey yoktur aslında. Ama burada gizli bir şey yoktur derken, efendime söyleyeyim, içerik bağlamında gizil duran bir şey yoktur anlamında değil. Eylemsel olarak ilişkiye girdiğin zaman sizin için gizil duracak bir şey yoktur anlamında kullandım. Evet, orada anlamadığın bir şey vardır, gizil duruyordur. Nur neye benziyor bilmiyorsun yani, gizil duruyor. E gel diyor, ibadet et, yakın geleceksin, benimle tanış. Nurumla gör, sonuçlar al benden, değil mi? Dua edenin duasını icabet ederim. Yani gel sonuç al, benimle ilişkiye gir. Yani... Arkadaşlar bir şey sonuçlardan itibaren okunuyorsa tamamıyla, bakın geçen hafta tümden gelimci ve tümle varımcı diye iki şeyi ayrıştırmıştık, hatırlıyor musunuz? Yani bir akli yöntemselliği konuşmuştuk. Tümden gelimci şu andaki bilimin paradigması ne yapıyor? Bir olguyu alıyor, olgu. Tümden gelimci olarak olgunuken, yani farazi bir şeyi olgu olarak almıyor. Değil mi? Olgusal olarak önünde ne varsa onu alıyor. Onu tanımlama, tanıtlama, kanıtlama. Yani neyle varsa onu kanıtlama. Bir sırrı varsa, şuyu varsa, nelerle varsa. Kanıtlama derdinde iş görüyor bilim. Ondan bir sonuç veri aldığı zaman artık sonuç veri itibariyle ona bakıyor. Bunun ikinci ayağı ne? Pragmatizm. Onu nasıl kullanabilirim? Yani sonuç veriye göre, sonuç verileri nasıl evrensel kılarım, genele yaygın kılarım, kullanabilir kılarım. Bundan menfaat sağlarımdan başlıyor bu. Aklı maaşla başlıyor yani bir noktada. Ama bunu yaptığı zaman çok önemli bir şey yapmış oluyor. Sebep, edindiği bilginin sağlamlığını test ettiği başka bir yöntem daha keşfetmiş oluyor. Yani sadece deney gözlem ölçümle onda olan gerçekliliği bilmiş olmuyor. Onu aynı zamanda evrensel kılarken, kullanabilir kılarken bir şekilde onun efendime söyleyeyim doğru bilgi olduğunun gerçekliğini de ediniyor. Kullanabilir bilgi. Aynısı tasavvufta da var kardeş. Allah'tan sonuç aldıkta tasarruf eden, keramet gösteren. Yok mu? Bir değil. Yüzlerce bilgemiz var öyle.
Hani biz veli diyoruz da günümüzde hani biraz daha şey olmuş. Postmodern bir söylerle bilgelerimiz var yani. Kadim bilge dediğimiz zaman daha şey oluyor. Fiyakalı oluyor. Evlullah var ya, Allah dostları. Yani tabii daha modern oluyor. Kadim bilgelerimiz var filan. Öyle deyince biraz daha fiyakalı oluyor. Ya evliyalarımız var. Tükürse keramet olan evliya var ya. Sözü yere düşmeyen evliya var ya. Azimallah yani. Gece gündüz gibi ders veren evliya var. Biz öyle ders gördüğümüzü biliyoruz ya. Bunu nasıl inkar ediyoruz? Sonuç almalardır bunlar hep. Yani. Soran sordu diyor. Kıyametten bahis. Bak soran sordu. Bir soru var. Soruya karşılık cevap veren muhatap olarak kendisi alıyor sorunu. Sorunun muhatabı kendisi ve kendisi cevap veriyor Allah. Yani düşünen insana cevap veririm diyor yani. Emsal. Bak sonuç. Emsal. Emsale bağlı olarak okudunuz. Aha ben de sonuç alabilirim. Tahkiki yapılabilir olandır. Deneye açık olabilir olandır. Her zamanda gerçekliliği olabilir olandır. Mekana ve zamana kayıtlı olmayandır o. Yani bir Japon da gider sonuç alabilir. Japonya'ya da gitsen sonuç alabilirsin. Fark etmiyor. Mekana kayıtlı değil. Yani kutsal bir yerdeyim. Yalnız burada sonuç alır demiyorsun. Allah'ın veçi her yerdedir deyince Allah'tan her yerde efendime söyleyeyim. Gidip sonuç alabileceğin bir ortamda bulunuyorsun. Lakin yaratımın kendisine yaratmaya başladığı zaman içeride durduğu içindir ki gizil kalıyor. Onun için Allah'ın sır esması var. Allah sırdır diyor. Biz bu aleme düştüğümüz zaman bu aleme bir Allah'ın adetindendir. Bir şeyi ne de sonlandırsa gene o sonlandırdığı şey üzerinden yükseltir ve başlatır. Bu hepsi o şeydir. Bütün varlık aleminde geçerli bir ilkedir. Yani neyi nerede sonlandırıyorsa oradan başlatır yani. Onun için milletin evrim teorisi, bilmem ne teorisi yani sonlandırılmış bir şey üzerinden devam eden düşüncelerdir bunlar. Ama bakın biraz önce söylediğim olaylar çok önemli olaylar. Birbirleriyle farklı farklı söylüyorum ama söylerken hepsini bir bağlamda toparlayacağım. Bu tümden genimce olay ve tüme varımcı olay öyle sıra bir şey değildir Kur'an'da. Kur'an'ın genel mantıksal anlatım biçimi tümden gelimcidir. Tamamıyla bilimseldir. Lakin tümden gelinciliğin yeterli kalmadığını Cenab-ı Allah bildiği içindir ki olgusal olan ilke içerme sebebi ilkelerle sınırlı kılan tüme varımcı bir olguda anlatır her şey. Abi ya sen öyle bir şey söyledin ki ben bunu anlamadım. Anlatayım size. İbrahim Aleyhisselam'ın güzel hikayesi vardır bir bağlamda. Ne yapar? Bak bir olgu var. Olgu ne? Tanrı olgusu. Bizim bilim gibi dışarı atmamış o. Abi o inancın nesnesi ya yapma etme. Değil öyle. İbrahim hikayesi çok önemlidir. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Bu bilgi bilimsel olarak İbrahim'in hikayesi, serüveni, gerçekten atam İbrahim'in serüveni çok önemlidir. Ne yapıyor Hazreti İbrahim Efendimiz? Yıldıza bakıyor. Aa bu yıldız olabilir mi? Hani, abi Sirius'a bakmıştır %80'a. Kompleye girdik hemen. Ya yıldıza bakmış. Önemli olan neyin ne olduğu değil. Orada bir düşünce etkinliğinin olduğu, bizim bunun farkına varmamız. Yani orada anlatılandan bizim ne çıkarttığımız değil, orada bize ne anlatıldığı çok önemli. Gene Kur'an'a gideceğim bu bağlamda. İbrahim'i unutmayın. Tümden gelimcilik ve tümden varımcılığı. Arkadaşlar, ilkeseldir. İlkeler olgusal anlamda, varlıkta ve varlığa karşılığı olması gerekendir ki onun için ayet olgusal olandır. Olgusal olanın tamamıyla betimlenmiş olgusallığıdır. Yani varlıkta ve varoluşta karşılığı olduğu için olgusaldır. Ve onun betimlenmiş olgusallığını içerir dilde. Yani gerçekliliği vardır. Toparlayayım ve dili itibariyle gizli tutmaz. Dili itibariyle aşikar etmeye çağırır. Onun için mistik değildir. Yani Kur'an mistik anlatısı yoktur. Yani bir şey gizli durmaktadır tamam ama onu gizli durdurmak için bir şey demiyordur. Onu aşikar etmek için bir şey diyordur. Akletmez misiniz diyor ya. Ayetlerimizi gösteriyoruz vesaire. Yani gizli duran bir şeyi göstermiyorum ben size diyor. Yani pardon bir şeyi gizlemek için bir çabam yok. Aşikar etmek için bir çabam var diyor size. Nebiler. Niye nebi göndermiş? Yani hiç mi düşünmüyoruz? Aşikar etmek için bir çabası var. Yani gerçeklikle tanışmamız için. Şimdi bu tarafıyla da baktığınız zaman çok enteresan bir taraf var. Lakin sadece bu tarafıyla okunmuyor Kur'an. İlkesel olduğu için de ilkelerin evrensel olma düzeyi var. Ama bu evrensellik, öyle sıradan bir evrensellik de daha önce bunu anlatmıştık hatırlıyorsanız bir daha üzerinde durayım. Hani mistik olmadığına dair, gizil bırakmadığına dair. Yani bir mistik yola giriyorsun, gizemli bir yol, ne olacağını bilmiyorsun. Bak
Onun da bir tümden gelimciliği var ha. Yani bilmediğin bir yol. O bilmediğin yol zaten bilmediğin olduğu için olgudan kopuksa oldu sıkıntı. O zaman diyor ki ne Kur'an-ı Azim Şan'a bak bilmediğin peşinden koşma. Yani bir olgu varsa olgudan hareketle düşünmeni başlar. Belirsiz olan, olgudan uzak olan bir yola giriyorsan aman ha. Çarpılırsın, dolandırılırsın. Yani başına gelmedik şey kalmaz yani sorumlu tutulursun diyor. Yani bilmediğin peşinden koşma derken hani düşünme eylemini yapma demiyor. Olgudan kopuk düşünmeye başladığın zaman sıkıntın olur diyor. İbrahim de zaten bizi onu örnekliyor. Olgudan hareketle düşünen bir kişiden bahsediyor size. Olgusallıktan kopuk düşünce sizi koparır gerçekten. Her neyse şeye gideyim, ilkiye gideyim evrensellik bağlamında. Hani gizem ve gizemciliği Kur'an bağlamında anlatıyorum bunu ki bizim için Allah ne kadar gizli ne kadar aşikarlığa getireceğim en sonunda. Her neyse biraz kerem orada efendime söyleyeyim evrensellik bir mutlak düzeyde bir evrensellikten bahsedilir. Kul vallahu ehad Allahu semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven. Kabul etsen de etmesen de bu böyle diyor. İhlas. İhlasla kabul et yani. İhlas denilmesi o. Ahadiyet suresi, İhlas suresi. Kabul etsen de ama bana gizli bu. Yok, gizli değil. Hakikaten bakın Allah'tan payı almanın aklını biliyorsanız, yani Allah'tan olarak var olduğunuzun idrakindeyseniz bu ayetin İhlas suresinin ayetlerinin sizde karşılığının olması lazım. Çünkü şahsa dair bir söyle bu. Ya sizin şahsınız size sır. Şöyle bir dönün. Kulu vallahu ehad allahu semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven. Bedensel anlamda efendime söyleyeyim kendinize baktığınız zaman birçok cüzünüzü görebiliyorsunuz. Ama şahıs düzeyinde kendinize baktığınız zaman kendinde yek vücut olan ve yek vücut olmasıyla da beraber biricik olan, bütünlüğü olan, efendime söyleyeyim bu biricik ve bütünlüğü, biricik ve bütünlüğü içerisinde efendime söyleyeyim şöyle kendinize döndüğünüz zaman hiçbir şeye benzemeyen, kendinde tek ve yanında başkasını bulamayacağız, denge olmayan, karşıtı olmayan, her şeyi kendine katıyor bak, el, ayak, katan bir varlık var. Kendisi bu değil. Bu değil. Elinizi kesseniz o duruyor. Yani düşünce faaliyetlerinizi bitirin gene duruyor. Birisi içeriden bakıyor. Yani öyle bir varlık ki İhlas suresi gereği sizde tezahür ediyor aldığınız payı gereği. Allah'tan aldığınız kendilik yani ruh. Ruh kendilik demektir arkadaşlar. Öz kendilik. Allah öz kendilikleri yarattı ve sordu ben sizin Rabbiniz değil miyim? O ayetleri böyle anlamamız gerekiyor. Her neyse velhasıl kelam o Ahadiyet suresinden baktığın zaman bir, o biricikliğinden dahi paye vermiş. Denge olmamaktan. Ya şahsınızın dengi yok arkadaşlar biricik. Karşıtı yok biricik. Kendinizde bir karşıtlık görebilir misin? Gidin akşamleyin evde oturun. Hani namaz durumuna düşün. Secdede durumuna gelin. Bir yokluk hali hissedin kendinizde. Bir de baktığınızda yokluk yok. Sadece varlığınız var. Bir bakan varlığınız var. Onu yoklayın. Kendi varlığınızı yoklayın. Arkadaşlar o kendi varlığınızı yoklarken olumsuzlaması yapılamayan olan yere gelmişsinizdir. Daha başka bir şey bulamazsınız. Yanında kimseyi bulamaz. Kendi varlığınızın derinliğine dalın yani. Şöyle bir bakın. Yanında kimsesi olmayansınız. Ve yanınızda kimsesi olmayan, karşıtı olmayansınız kendinizde. Bir karşıt göremezsiniz kendinizde. Ve aynı zamanda bu bağlamda da kendi bütün varlığınızın üzerinde aşkın olarak, bedene aşkın olarak bir kendilik durumunu korunuyor olduğunu göreceksiniz. Derinliği olan bir varlıktır şahıs. Ve insan kendine sırdır. Bak ahadiyetten girdiğimiz için öyle söyledim. Yani insan kendine sırdır. Onun için Allah alemlerde gayptır demişlerdir. Sır, bilinmeyen. Ama insanda sırrı sırdır demişler. Büyük sır yani. Sırların sırrıdır demiş. Çünkü insan hep kendi dışına yönelir. Hep kendi dışında arar. Bilmez ki hani onun için Niyazi Müslim'e zat-ı hakkanla zatındır senin diye bir nutuk çeker ya hani zat-ı hakkanla zatındır senin. Yani ondan aldığın payeyle varsın. Hem sıfatı hep sıfatındır senin. Senin necatın kendini bulman, kendini kurtarmanla ilgili bir şeydir diyor. Yani kurtuluşun seni kendini bulman, kendini keşfetmenle ilgili bir şey.
Ha bu neyi ama bu dediğimiz düşünceye gelebilmek için, fikre gelebilmek için insanın geçeceği birçok aşama oluyor. Hani bir şeyi bir şeyde sonlandırırız ama oradan başlatıyor demiştik. Bu alemde indiğimiz zaman sonlandığımız alem buken bu alemde başlıyoruz duyulara dair olarak. Görme, duyma, hissetme vesaire. Ve doğanın erilliği duyulara baskın geldiği içindir ki bizi kendine eğiliyor. Doğa erildir arkadaşlar. Kim şu doğanın karşısında duyularıyla ben seni hissetmiyorum, senin üzerine ben erilim diyebilir. Siz doğaya us ile, iradeniz ile baskın gelme çabası içinde erillik gösterebiliyorsunuz. Duyular alemindeyken, yani duyulara dairken doğa üzerinizde erildir. Yani Adem'in yapacak başka bir şeyi yoktu, şansı yoktu yani nesneye yönelmesinden başka. Havaya yönelmesinden başka, estetik hani güzellik ideasıyla yönelmesinden başka başka hiçbir şey yoktu. Ve doğanın erilliğini nerede bulursunuz kendinizde? Güzellik iddiasına bağlı olarak sizde baskın gelen, duyularda baskın gelen neyse, kendiniz için iyi, kendiniz için doğru olduğun yönelimiyle ona yönelirsiniz. Çocuklara bakın ya, güzel olana yönelirler. Yani bilgi bilimsel olan bir tarafımız var böyle bir şey. Yani Platon'un o iddiaları, hani biz iddialarla biliriz. Yani nesnellik anlamda iddialarla zaten bilmiyoruz ama iddialarla bilmeye yöneliyoruz. Böyle söylense daha net olurdu. Ve iddialar dediğimiz psikolojik, efendime söyleyeyim, bilgi bilimselliğin psikolojik argümanlarıdır. Temel zeminidir. Bunu daha önce konuşmuştum. Özneyseniz, yönelimselsiniz, o yönelimselinizin kendinize gerçekleştirme erkine bağlı olarak sürekliliğinden de bahsediyorsa, bunun bir şekilde, efendime söyleyeyim, karşı karşıya kaldığı durumlarda biçimselliğe gelişi var. Ve bu biçimsellik güzellik iddiasıyla, efendime söyleyeyim, ilk başta biçim kazanma durumuna geliyor. Bakın ya dünyanıza, ilk baktığınız göze çarpıcı gelen şey her zaman güzelliktir. Göğün güzelliği, doğanın güzelliği, alabudacılı şeylerin güzelliği. Ya en basit bir film bile izlerken en çok neye dikkat edersin? Estetik yargısal. Ondan sonra filmin kurgusu içerisinde değer yargısal olarak iyi doğruyu ayırt eder, kötüyü ayırt eder. Ona göre efendim duygular içerisinde, filmin sizde uyandırdığı duygular içerisinde ona katılırsınız. Ve o kadar sanatsal bir etkinlik içerisinde ne kadar sanatsalsa yani sizde karşı varsa o kadar sanatsal olmakla siz onu izliyorsunuzdur. Veyahut da ona katılıyorsunuzdur. Nereden nereye geldi? Evrensellik. Bir mutlak evrensellik var yani bundan kaçamıyorsunuz. Sizi siz yapan şey. Yani size ait değil bunlar. Size dair kılınmış ama. Uluhiyete ait, rububiyete dair kılınmış olarak, ubudiyette özerk olarak kendinizi öyle bulmuş olarak buluyorsunuz. Kendi olmayı buluyorsunuz, ben olmayı buluyorsunuz. Ya ben dahi Allah'a ait yani. Allah'a ait ama size dair de kılınmış. Hani bunu eski eşari geleneğinden böyle bir ayrıştırırsanız, külli benlik, cüz'i benlik, külli görme, cüz'i görme, külli irade, cüz'i irade vesaire diye ayrıştırırsınız. Ya o cüz'i irade, o külli iradeden payı almaktır. O cüz'i görme, külli görmeden payı almaktır. Ha, abi nasıl bir şey diyorsun? Ya kardeşim hepimiz görüyoruz ya. Görme kainatta tek. Allah'tan itibaren gerçekleşiyor. Yani göz görmüyor arkadaşlar. Göz görmenin aracıdır. Kulak duymuyor arkadaşlar. Kulak duymanın aracıdır. Beyin düşünmüyor arkadaşlar. Beyin düşünmenin aracıdır. Aracı. Nurun kendisinde görme gerçekleşir. Araçlarında değil. Ha, araçların da payı alması olabilir. Bir bağlamda. Yani çünkü onda bir canlılık da olduğu için o canlılıktan payı alıyor Cenab-ı Allah'tan. O zaman ondan da bir payı almaları var. Tanıklıkları var. Bunu da Kur'an-ı Azimşan'da ne güzel ifade eder. Elleri, gözleri, ayakları hani onlara şahitlik, tanıklık yapacak. Yani demek ki ondan bir payı almalarının içerisinde görmekten yana bir nasipleri var. Duymaktan yana bir nasipleri var. Var ama yani sadece araçlar bize. Bizim biz olmamıza, bu dünyayı okumamıza araçlar. Şimdi buradan farklı bir çıkarmaya gidiyor. Bakın bu evrenselliği unutmayın. Birinci mutlak evrensellik demiştik. İkincisini de söyleyeyim de ondan sonra. İlk önce burayı bir tamamlayın ondan sonra. Buradan hareketle bazıları şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Ya arkadaş diyor Allah bilgi bilimsel anlamda 3 tane şey söylüyor mesela. Ne diyor? Kulaklar verdik. Görmezler, pardon duymazlar. Gözler verdik, efendime söyleyeyim görmezler. Kalpler verdik, anlamazlar. Şimdi öyle bir anlayış çıkıyor ki ne? Bilgi bilimsel olarak biz bugün biliyoruz ki ne? Düşünce burada gerçekleşiyor. Yani düz hesap, düz mantık. Kalpte anlayış nasıl gerçekleşiyor?
Kalp deyince et parçasını anlarsan ammenna. Ha benim kanaatim o ki orada kastedilen şey yani beynin bizatihi. O zaman dimağ demesi lazımdı diyebilir. Değil mi? Mesela. Ama arkadaş ruhun ikametgahı kalptir. Anlayan öz nedir? Burada düşünce istediği kadar geçer. Ruhun kendisi bütün vücutla dolaşıktır. Ya şöyle ya bunun tecrübesini kendiniz de yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Ayaklarınızda bir acı olsun ayaklarınızı hissedin. Soğukluk olsun ayaklarınızda olun. Ellerinizde olun. Bak işaret ettim ellerimdeyim. Özne her zaman odak noktası bir yerdedir. Bakın bütünlüğünde, algının bütünlüğünde kendi olmayı bulur ama her zaman odak noktasında bir yerdedir. Bilinçlilikte bir yerde. Hani Freud'un bilinç ve bilinç dışı kavramlar onun için çok da önemli bir kavramdır. Bu bağlamda birdenbire başka bir yere atlıyorsun. Sebep çünkü bilinç her zaman kendinde bir şeyler bilinç dışı bırakarak kendi olmayı odak noktasında bulur. Bu bilinç dışı kıldıkları ve bilincini aldıklarıyla da ilgili bir konudur bir bağlamda. Ya ben duyusallığa döneyim. Doğanın erilliği karşısında bütünlüğüyle doğanın içindesinizdir siz. Hüvel batın hüvel zahir. Yani dışarıda bir şey yok abi. Sadece bizde dönüyorlar. Hadi oradan. Hüvel zahir hüvel batın. Dışarıda bir şey dönmesin sen de düşe düşe. Etkileri olmasın yani. Dışarıda olan dediğiniz şey belki sizin içinde olduğunuz şey. Sen dışarı içeriği neye göre ayırt ediyorsun? Referansın kendin de. Katmanlı gerçeklikte baktığın zaman dışarı içeri neresi? Senin dışarı dediğin şey içinde olduğun şey ise ne olacak? Anlatabildim bilmiyorum. Yani senin dışarı diye yorumladığın şey, katmanlı gerçekte içinde olduğun şey. Ve varlık Cenab-ı Allah yaratırken kendi dışına koymadığı için her yaratımda, katmanlı varoluşta, her katman oluştuğunda kendi içinde derinleşen bir varlıktır. Bak kendi dışına koymadığı için kendi içinde derinleşiyor. Nurun en dibinden başlayın, gelin ta atomlara kadar, moleküllere kadar, bu dünyaya kadar, insanlık alemine kadar, bir de insanlık aleminde tezahürüne kadar kendi içinde derinleşen bir varlıktır. Yani yukarıda ve aşağıda yarattık derken dahi o yukarısı iç alemle ilgilidir. Böyle ötelerde filan sürüs yıllarında bir yer değil yani. Hani böyle komple teorilerle efendim işte İdris Nebi'nin ümmeti gitmiş, şu gitmiş, bizim onlar gitmiş işte Cenab-ı Allah kendi katına taşımış. Ya öyle uzakta bir yer değil arkadaşlar. Veyahut da Allah'ın iki katı kudret eli varmış acaba uzaylılar mıdır demeye gitmez bu iş. Yani temsilen söylenen bir şeyin çarpıtıcı olarak başka bir yere de taşınmaması gerekiyor anlamında bir şey söyledim. Her neyse toparlayayım. Bu katmanlı varoluşta derinleşen bir oluş içindeyken dışarı dediğiniz sizin içinde olduğunuz bir dünyadır. Bu içinde olduğunuz dünya duyu algısal olarak algılarken tamamıyla sizin üzerinizde erildir. Ve bütünlükte hissettiğinizdir. Siz odak olarak bir yere bakıyorsunuz ya derinizin radar gibi çalıştı. Ya radar gibidir deri ya. Tüyleriniz bile. Alemle ilgili olarak. Saçlarınız bile. Bütün varlık alemle yek vücut bir hareketiniz vardır. Ve bu yek vücut hareketin içerisinde bütün alem sizin üzerinizdeyken siz içeride gizil olarak bir noktaya odaklanmış o gizil bir noktaya odaklanmış olarak kendinizi hissediyorsunuzdur. Var buluyorsunuzdur. Özne biriciktir ya. Odak noktası neyse o odak noktasıyla hep kendini bulur. Şimdi gene bedene de geleyim bu bağlamda. Parmağımı istiyor. Parmağındasın. Elimi hissediyorum. Elimdesin. Değil mi? Gözlüğümde. Şimdi gözümden bakıyorum. Arkadaşlar bu özne nerede? Yani. Vücutta dolaşıktır arkadaşlar. Yek vücuttur. Ruh bütün vücutta, beyin kürsü-i âlâ dahil. Bakın, beyni Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kürsü-i âlâ diye zikreder. Allah'ın kürsüsü, Allah'ın kürsüsü. Bak, ruhun kürsüsü değil, Allah'ın kürsüsü. Yerleri ve gökleri kucaklamıştır. Ruhun dahi bedende olması sebebiyledir ki ne? Efendim dolaşık olarak bedende olması sebebiyle de kürsü-i âlâ'yı kucaklaması söz konusu. Şimdi günümüz modern ilmiyle beraber bakarsan kalpte nasıl bilme gerçekleşir? Daha yeni bulundu. Sinir ağları olduğu kalpte. Değil mi? Hadi onun da ötesinde. Ya ruh ikametgahıdır. Anlama. Nurda gerçekleşiyor. Ve dolaşık gerçekleşirken, bilgi işlem dolaşık gerçekleşirken ruh anlar. Anlamı Cenab-ı Allah düşüncede yaratır. Biz ona katılırız düşünmede. Ammenna.
Yani beyinde de istifadesi var ruhun. Ama dolaşık olarak beyin her tarafı, bakın ruh bedenin her tarafında kendi olmaklığını buluyor. Ya düşünün, sadece odaklanın, kulağınızda hissedin kendinizi, gözünüzde hissedin kendinizi. Beyinde de oluyor yani. Ve anlamı ama kalpte olan da gerçekleşiyor. Ve kulakla da gerçekleşmiyor. Emin olun loblarla da gerçekleşmiyor. Oradaki elektrik akışları nurani akışlarla o sağlıyor, o yaratıyor. Hepsinin de nurdan yaratıldığını düşünün. Katman katman. Yani nur anlar. Nur anlamı yaratır. Düşünme etkinliğine katılıyoruz biz kendi varlığımızda. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bu bedene sadece indirgendiğinde, abi diyor ya, beynimizden yara görüyoruz veyahut da şeyimizden, elimizden yara görüyoruz. Bir şekilde bir şeyler oluyor. Değil mi? Ha, o zaman düşünce kesiliyor. Bak, düşünce öznelliği var ediyor diye düşünülürse, bir arıza çıkarsa düşüncede, azemir gibi veyahut da bir kaza gibi, değil mi? Düşünce kesilirse, bak ben olması gitti onun. Yani zihinsel faaliyetler benim ben olmamı sağlıyor. O zaman beyin ölürse, kalp de farz edelim olsun, hani anlamı orada gerçekleşmiş olsun diye kabul edelim demiş olsunlar bir de. O zaman diyor, onlar ölürse diyor, o zaman ruh da ölür. Ruhun ölümsüzlüğünü söyleyemezsin. Düşünce nereye gitti görüyor musunuz? Yani ruh nasıl ölümsüz? Şimdi eğer sen bedene dair bir zihinsel faaliyet içinde ruhun var olduğunu söylüyorsan, hani tabularas, öyle geliyoruz, burada var oluyoruz. Yani satrelere, luklara, günümüz modern ilminin bizi zihine dayatmasına gittiğimiz zaman, teorik anlamda gittiğiniz zaman, evet arkadaşlar, buradaki veriler, yapılar, göz, loblar, şu içinde bulun, bak dışımızda demedim, içinde bulunduğumuz dünyayı okumanın araçlarıdır. Ölüm eşeği deneyimleri, astral yolculuklar, yani ruhani yolculuklar, Efendimizin Miraç hadisesi gibi veyahut da Siyer hadisesi, şey neydi, İsra hadisesi gibi veyahut da efendime söyleyeyim, daha bunun halinde keşfi tecrübelerimiz. Biliyoruz ki beyin olmadan düşünmek, göz olmadan görmek, kulak olmadan duymak gibi olanaklar olan bir ruhsallığımız var. Kendi olmaklığımız var. Eskiler onun için güzel söylemiş. Ruh bedene misafir değildir, beden ruha misafirdir. Veyahut da daha değişik söyleyen, ya bu şey gömlek, bu sefer böyle giyindik, başka zaman başka giyiniriz gibi diyenler bile çıkıyor. Bu bir elbise arkadaşlar ya. Bu alemde var olabilmemizin ve bu tür olarak kendimizi gerçekleştirebilmemizin bir yapısı. Ve bu yapıyla bu alemi nasıl yorumluyoruz? Nasıl efendimize, irademize bağlı olarak idealize ediyoruz, yeniden yapılandırıyoruz? Tamamıyla bu beden içine geçiyor. Bu alemde konumlanmamız, bu alemde kendimizi gerçekleştirmemiz, bu alemde yapacağımız işler neyse, misyonumuz neyse onları gerçekleştirmemize bağlı olarak verilmiş bir elbise. Peki biz kimiz? Kalübela'da sordu ruhlara. Değil mi? Öz kendiliklere. İşte siz osunuz işte. Sorulan. O sizsiniz. Ve kendinizi beden istediğiniz anda kendinize gizil kalansınız. Yani gizillik nerede? Kendinize gizil kalasınız. Nasıl o zaman uyanacaksın? Yani yakin gelene kadar ibadet et diyor. Cenab-ı Allah'la kişi kendine uyanır. Yani nurdan ne kadar besleniyorsanız, ne kadar besleniyorsanız, sonuçlar alıyorsanız o kadar efendime söyleyeyim, uyanma imkanı bulabiliyorsunuz. Yani kendi gerçeğinize uyanma imkanı buluyor. Gizilliğinize uyanma imkanı buluyorsunuz. Ya siz size sıra olmuşsunuz arkadaşlar. Uyuyorsunuz ya. Adem baba gibi yani. Hani dünyaya daldınız. Onun erilliği karşısında efendim öznel gerekçeleriniz, güzellik iddiası, doğruluk iddiası, kendi için doğru, kendi için güzellik iddialarıyla beraber daldınız, yaşıyorsunuz yani. Seçiyorsunuz, maaş, bundan sonra kaygılar, duygular size eğiliyor. Alemde bulduğunuz şeylere inandırıyor çünkü inandırırlar. Duyular inandırır. Bu böyledir ya. Tadı da bu ha. Öyledir ama. Abi ben senin öznel deneyimini nereden bileceğim? Aynı şeyleri mi deneyimliyoruz? Sadakallah azim. Biz bunu unutmuşuz ya. Nereden biliyoruz? Sadakallah, acık Allah'a güvenelim ya. Mümin esması var. Ben bunu ne hissediyorsam, bu alemde değerleri neyse, bakın tat değeri neyse,
Efendim tat bizde yaratıyor. Doğru, tat bizde yaratıyor da bunda o tat da olma değeri var. O tatlı olma değeri olduğu için sen tadı tadabiliyorsun. Eğer o değer onda olmasın tadı tadamıyorsun. Burayı da unutuyor arkadaş. Ondan sonra holistik evren, dışarıda bir şey yok. Her şey özneden dönüyor. Var mı öyle bir şey? Yani bunda tat alma değerler olmasın, ben eşki hissedebilir miyim yani? Tatlı hissedebilir miyim? Öyle bir şey yok. Ne değer varsa o değer bende yaratılıyor. Başka bir formasyona taşınıyor artık. Bunun kendinde olan sır, tat sırrı, içerik, sırrı dediğim bana buzlarda sır. Aldım tatladım ya, artık benim gerçeğim oldu. Aha bu tatlıymış mesela. Ama su yok. O suyun kendisinde taşıdığı özellikler, değerler nelerse artık o bende aşikar oluyor. Alem duyusal olarak size aşikar oluyor arkadaşlar. Ve siz bir aslanı gördüğünüz zaman aslanın dışında bir şeyi görmüyorsunuz. Yalancı değil ama ya. Deneyleyebilirsiniz bunu. Çok Fransızlar gibi yani, deneyici olarak değil mi? Ampirizmin şeyden de neydi? Adını unuttum. Bu duyusal ampirizmden sonra deneysel ampirizmi, efendime söyleyeyim, bu bilimsel ampirizm noktasında geliştirenleri en çok Fransızlardır yani. Deneycilik orada şaha kalkmıştır yani. Şeyler, İngilizler duyusal ampirizm düzeyinde felsefe yapmışlardı. Ama Fransızlar efendime bilimsel düzeye şey çetmişlerdi. Denemesi bedava yani. Aslanın karşısına çıkarsın, var mı yok mu görürsün. Çok basit. Yani bir ham yapar gider işte, o kadar. Basit bir şey bu. Yani yaşadığınız dünya gerçek bir dünya. Bu gerçek dünyada, evet. Hangi düzeyde gerçeklikleri var ayrı bir şekilde sorgularsın. Yani başka bir evrenin iz düşümü müdür? Sümüle edilişi midir? Evet. Ama yukarıda bir evrenlerin değil, iç dünyada olan melekutun yaşadığı neyse alemi, o alemi sümüle edilmiş halidir. Benzediği alemdir. Gölgeler Vadisi diyorlar bak eskiler. Şimdi simülasyon dediğin zaman başka bir şey bahsetmiş oluyorsun ama. Sümüle edilmiş bir şey midir acaba? Yok, eskiden söylemişler Gölgeler Vadisi, Asıllar Vadisi, Gölgeler Vadisi. Yani bu alemde ne varsa onların bir asılları var. Cenab-ı Allah ilk prototiplerini yaratmış melek diye. Burada da onların gölgelerini var etmiş, benzerlerini var etmiş. Onun için yeryüzündekiler, eğer yeryüzündekilerine merhamet eder, göktekiler de size merhamet eder diyor. Çok uzak bir kainatta filan, o kainatın iz düşümü olarak var edilmiş, sümüle edilmiş bir tarafımız yok yani. Bir de Cenab-ı Allah bizden dışarıda değil ki ne sümüle etsin başka bir yeri yani hesabı. Başka da yaratıcılar olsun da bizi sümüle etmiş. Öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Bizatihi kendi varlığından var ediyor. Evet, bir kainat var ettiyse o kainat iç dünyada, o kainatın bir benzeri olarak burada iz düşümü olarak onu var ediyor. İç dünyada olan bir şeyin sonradan var olan bir katmanda karşılıkları olur her zaman. Etkileşim içindedirler. Hiçbirbirinden bağımsız değildirler. Yani bizdeki paralel evrenler dahi bu bilimin uyduruk paralel evrenleri gibi değildir yani. Etkileşim olmayan evrenler gibi değildir yani. Her şey birbiriyle izafidir. Yani bağıntılıdır. Ve organik bağıntılıdır. Şimdi böyle bir varoluşun içerisinde diyor ki ne Celle Celaluhu, gel bana. Yani bak alemlerde sana sırrım. Çünkü bu aleme düştün sen. Bu alemde sana sırrım, gel bana. Neyle gel? İmanla gel diyor. İman gizemin, şu alemdeki gizemin, arkada yatan şeyin aşikar olmasının bir aracı. İki, tevhidle gel bana diyor. Aman ha. Buradan gideyim. Bakın evrenselliği, bir daha o şey evrenselliği bir tamamlayayım ondan sonra. İkincisi ne demiştik evrensellik içeri? Değil mi? Muhatabı, zamansal anlamda muhatabı olduğu sürece bir kişi daha iyi olsa o ayet evrenseldir. Zahar ayetinde olduğu gibi. Değil mi? Abi Zahar ayetinde efendime söyleyeyim eski adetler filan söyleniyor vesaire. Ya kardeş orada bir hak arayışından, teklifleştirmeye karşı bir hak arayışında olandan bahsediyor. Üstelik bir kadın tercih ediliyor. Çünkü teklifleştirme de haksızlıklarda hep dişil durumda durursun. O kadar muhteşem bir ayettir o yüzden. Ve bir dişil duruma düşmüş, ezik duruma düşmüş bir insanın hak arayışını ve Allah'ın onu tasdik edişini, hak arayışını takdir edişini ve çünkü ayet olarak alıyor artık kendini. O bir takdirdir, onura etmektir aynı zamanda. Düşünebiliyor musun? Ve onu takdir edişini ve haklı görüşünü ve bu bağlamda yargıda bulunduğunu gösteriyor bize. Peygamber Efendimiz de bizzat vicdanı olarak oraya katılıyor zaten. Beni diyor annesine benzetti. Peki bizi kime benzetmiyorlar? Yani. Arkadaşlar dünün Hititleri vardı.
Sümerlileri vardı. Sümerlilerin ideolojisi neydi acaba? Yani dünyalarını biçimleyen neydi acaba? Değil mi? Mısırlıların dünya ideolojisi neydi? Hani varlık görüşü neydi? Ve nasıl biçimlendirdiler dünyalarını? Yani onlar bir dünyada doğdu büyüdüler ve öldü gittiler. Yani biz sadece kalıntılarını görüyoruz arkadaşlar değil. O kalıntılar hangi inancın sebebidir? Sümer tabletleri hangi inancın sebebidir? Eserler hangi inancın sebebidir? Niye böyle bir eserler verdiler? Göbekli Tepe hangi inancın, hangi dünyanın eseridir? Dünya derken dış dünyayı kastetmiyorum. Yani iç dünyalarında bir anlam değer dünyaları var. Onu idealize ediyorlar adamlar ya. Orası bir tapınaktır veyahut da bir toplanma merkezidir. Neyse o Göbekli Tepe. O Göbekli Tepe neyin idealize edilişidir? Piramit neyin idealize edilişidir? Sümer'den kalan, efendime söyleyeyim, o Mezopotamya'daki anıtlar, şunlar bunlar ne kaldıysa eserlerinden artık. Nelerin idealize edilişi? Onlar bir dünyaya inanıyorlar. Bir anlam değer dünyaları var ve anlam ve değer inandırır demiştik. Onun idealize edildiği medeniyetten bahsediyorsa onun idealize, bakın anlam ve değer dünyası, iç dünyanın kültür olgusal karşılıkları oluşmuştur, ortak değer olmuştur. Onun medeniyet, kurumsal düzeyde, yapı düzeyinde idealize edilmesinden bahsediyorsunuzdur. Dününkü Osmanlı'nın eserleri ve dünyası neyin idealize edilişidir? Değil mi? Bunun üzerine profesörlerimiz var. İşte bak şu caminin neyi işaret ediyor? 4 tane direği var. Bu direkler şuna işaret ediyor. Şöyle oluyor. Bak bu kubbede onun için böyle filan fışkaten diye anlatırlar. Tanık oluyoruz yani. Bir dünya görüşünün idealize edilişidir. Dünün Roma'sı neyi idealize ediyor ki o idealize ettiği miras olarak almış? Washington'a bakıyorsun. Roma'nın efendim kopyası gibi. Değil mi? Neyin idealize edilişi? Roma neyin idealize edilişi? Gittiğiniz zaman sanat eserleriyle dolu vesaire, değil mi? Katolik Kilisesi'nin, ondan önce Roma'nın neyin idealize ediyor? Üstelik iki medeniyeti görüyorsun birden. Bir Roma'yı görüyorsun, bir de hemen arkasından gelen Hristiyanlık Roma'sını görüyorsun. Yani pagan Roma var, bir de Hristiyanlık Roma'sı var. Aynı anda neyin idealize edildiği değişiyor biliyor musunuz? Pagan Roma'sının arenası var, değil mi? Peki şeyi? Vatikan'ın idealizeti Meryem Anne ve İsa heykelinden tutun. O duvarlara çizilmiş resimlerden, tavanlara çizilmiş resimlere kadar. Her dünya, bakın her dünya yaratılmış dünya olarak inanılmış dünyadır. Ve inanılmış dünyanın öznesi olarak o dünya neye göre inanıyorsak, neyi hangi dünya yaşıyorsak onun idealize edilişidir. Ve karşılığı varsa onun, hangi dünyada yaşarsanız yaşayın. O ayetin karşılığı varsa... O ayet evrenseldir. Yani dün Arap'ın adeti değildir o. İlkesel ve olgusal olarak halen tekdipleştirmeye dönelik olarak bir kültür içindeysek, varsaydığımız bir gerçekliği bize dayatısı içindeysek, ya arkadaşım ben böyle olmak istemiyorum diyen her can, orada zihar ayetlerinin muhatabı olarak vardır. Anlatabildim bilmiyorum. Japonya bir dünyası var. Amerika'nın bir dünyası var. Şimdi her taraf batı oldu diyorlar ya. Her taraf batı gerçi de. Her taraf Amerika, her taraf batı. Ben Amerikalı olmak istemiyorum ya. Beni niye teklifleştiriyorsun? Veyahut da ben Kemalist de olmak istemiyorum arkadaş ya. Ha Mustafa Kemal'e saygım çok büyük. Ayrı bir mevzu. Mustafa Kemal ayrı ama ben Kemalist olmak istemiyorum. Niye beni teklifleştiriyorsun ya? Ya ben Kürtsem niye Türk olayım? Ben Türksem niye Kürt olayım ya? Beni niye teklifleştiriyorsun? Zahar halen orada duruyordur arkadaşlar. Siyasi anlamda, sanatsal anlamda, felsefi anlamda, kültürel anlamda, medeniyet anlamında zahar ayetleri halen orada bakidir. Varoluşta halen karşılığı vardır, muhatabı vardır. Var olduğu sürece de efendim yani ben olmak istiyorum arkadaş diyen kimse, başka birinin bana şöyle demesiyle ben o olmuyorum, ben benim arkadaş. Marie'nin bana sen babama benziyorsun demesiyle ben babama benzemiyorum arkadaş. Ben benim ya. Kendi olan, kendi olmaklığını efendime söyleyeyim, görünüşe taşımak isteyen ve haksızlığa, zulme karşı ya ben kendimim arkadaş ya beni niye şey diyorsun, zulüm ediyorsun diyen her canın zihar ayet orada duruyordur. Bir kadının ayeti değildir o yani. Muhatabı var olduğu sürece ayet yerinde duruyordur. İkincisi demiş, üçüncüsü ne demiştik? Hükme dayalı ayetler demiştik. Hatırlıyorsanız evrenselliği. Hükme dayalı ayetlerin evrenselliği hangi diyor? Yani biz evrensel dediğimiz anda
Hani böyle genel bir evrensel. Bak bütün Kur'an herkes için ha filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İnanan ve iman eden. Ammenna. Muhatabı benim. Ve o muhatabı olan, iman eden muhatabı olarak ben onu mutlak düzeyde evrensel olan ayetlerini de biliyorum. Mesela o öyle bir Allah'tır ki Rahmandır, Rahim'dir değil mi? O öyle bir Allah'tır derken hem Allah'ı anlatır. Hem de Allah'tan alınan paye gereği itibariyle o Allah'ın o paye alanlar üzerindeki tezahürünü anlatır. Yani senin ondan payen vardır Rahman, Rahim derken aslında evrende tezahür eden bir tümel gerçeklikten bahsediyordur. Bir annenin rahim sıfatıyla, şefkatle çocuklarına, bir babanın rahman sıfatıyla kucaklayıcı olusu ailede, değil mi? Veyahut da devletin rahman olması, rahim olmasında tezahür ediyordur o. Olursa tabii. Yani bütün vatandaşlar benim vatandaşımdır efendim ve onlara sonuna kadar hizmet sunacağım rahim. Ama vergisi verene arkadaş yani olanakları da tanıyoruz. Çünkü çalışıyorlar insanlar, vergi veriyorlar değil mi? Hak ettikleri ölçüde neyse ona göre de kolaylıklar sağlıyor. Bak rahimi de tesis edecekleri yer var. Vakıflar vesaire. Ya arkadaşlar nerede tezahür ettiğine dair yani Cenab-ı Allah bir yukarılarda birisi var. Rahman o öyle bir Allah'tır ki Rahmandır, Rahim'dir, Musavvirdir. Efendime söyleyeyim bedidir. Ya huvallellezi la illahi alimu ve şadehu rahmanu rahim okuyun ya. Ben bu ayetleri ilk duyduğumda daha bebeydim. Bebeydi dediğim o kadar da bebe değildi ya. Ya tüylerim diken diken oldu. Dedim ya nasıl kendi resmini çizmiş. Bu nasıl bir resim çizmektir? Cenab-ı Allah kendini ne güzel anlamlı kılmış. Betimlemiş. Kimlikte betimlemiş kendini. Ama öyle bir betimleme ki sadece kendine ait olan bir şey değil. Yaratım kendinden gerçekleştiği içindir ki ne? Bütün varlık mevcudat aleminde gerçekleşen hakikatleri dile getirilişidir o. O öyle bir Allah'tır ki Rahmandır, Rahim'dir. Sana her ne ki Rahman'dan bir şey geliyor. Yani Rahman tavrıyla geliyor. Bil ki Allah sana Rahman olarak geliyor. Her ne ki sana muallim, öğretici sıfatıyla bir yerden geliyor. Bil ki muallim olan Allah'tır. Sana orada muallim olarak görünüyor. Öğretici olan Allah'tır. Hadi. Anlatabildim bilmiyorum. Hani düştüm bir yere. Ya Rabbi adaletin filan. Her ne ki ne birilerini de. Ya Allah kulun hakkını kul eliyle verir ya. Esma-i Hüsna. Şu varlık alemindeki ilişkiler üzerinden tezahür eder. Eylemde tezahür eder. Eylemde vücuda gelmektir. Yani kimliğiniz nerede vücuda gelir arkadaşlar? Cömert olma kimliği. Mesela kerim. Nerede vücuda? İlişkilerde vücuda gelir. Yani. Ama öyle bir Allah'tır ki haydır. Bak kendi potansi. Hay olduğu içindir ki ne bütün varlık aleminde de haydan nasipli olduğu için diridir. Canlıdır. Taş parçasına kadar canlıdır ve bunu da ifade eder. Öyle bir taşlar var, öyle taş vardır ki canlıdır der Cenab-ı Allah. Üzerinde abi hayat vardır. Öyle taşlar vardır ki kendisinden sular fışkırır diyor ya hayat akar diyor mesela. Yani canlıdır. Peygamber Efendimiz der ya taşlar bana selam verirdi. Kütük inlemiş ya. Ya hikayelerimizde var bütün varlık aleminin canlı olduğu. Unutmuşuz ama hikaye olmuş artık. Organik, inorganik olmuşlar çünkü. Yani canlı cansız diye ayrıştırıyoruz yani. Ha, şimdi bir tane uyanın biri diyor. Aa siz panteist misiniz? Bak bir dua, canlı duayı söyle. Yok Allah'la canlı bir duadan bahsediyoruz. Canlı bir duadan değil. Allah'la canlı bir duadan bahsediyoruz. Arada böyle ince var. Bunları söylemezsen adamlar her yere yoruyor çünkü. Yani. Her neyse velhasıl kelam hükme dayalı ayetler. Evrenselliği pardon muhatabı olduğu sürece korunur. Ama hükme dayalı ayetlere geldiğin zaman evrenselliğini her zaman koruma tarafı vardır. Ama işin tarafı hükme dayalı ayetler emir ve yasaklar bağlamında konuşulursa içki haramdır, kumar haramdır. Faloku haramdır vesaire. Faloku dediğin yani geleceğe öngörülü olarak bakmak için efendim dalandırıcıların alavere dalaverlerine kalmayın ya. Eğer bilseydi cinler bilirdi Süleyman'a efendim o kadar hizmet etmezlerdi filan diye de örnekler verir mesela. Her neyse velhasıl kelam burada hükme dayalı ayetler içki yasak giden şu yerden ya arkadaşlar diyor bak bunlar toplumsal olarak sizin ilişkilerinizi bozucu şeyler. Sizler diyor bak yararından fazla çok zararları vardır. Zararlarından dolayı size yasak edilmiş şeylerdir. Hani et, domuz eti, hani gıdalanıyorum diyorsun filan filan. Ha tamam, faydasından çok zararı var senin insan olmana dair. Çünkü yediğimiz içtiğimizin ruhlarını insan etmeye evriltmek çok kolay bir şey değil. Sana dozumuzu yasak ediyorsa,
Onun sende karşılığı var. Karakterse karşılığı var. Aman ha diyor ya bak bunu insan etmeye şey demiyorsun. Kuzu ye. Öbürü niye? Bunları insan etmek daha kolay diyor. Allah size bunları daha çok bağışlıyor mesela. İçki içiyorsun. Ya arkadaşlar Fransa'da şu andaki veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda içkiyle mücadele var mı yok mu bilmiyorum. Yani toplumsal ve sosyolojik şeylerine bakın ya. Ekonomik olarak giden. Ya bu içki içmesinler, şu etmesinler gibi bir yasağı koymuyorum. Zaten öyle bir yasağı koymuyor. Allah koymuş ne olmuş hesabı. Herkes serbest bırakmış ya. Çünkü niye? Seçimin kendisini sana bırakıyor yine. Bak önüne içki diye bir şey var. Meyveyi koymuş. Yiyip yeme. Bak yeme. Ama gidiyor yiyor yani. İçme diyor gidiyor içiyor yani. Yani. Çünkü irade gelişimi sende olacak. O irade gelişimi kendini sınırlamak, bilinç dışı kıldıklarına beraber kendini sınırlamak, kendini bir sınırlar içerisinde var etmek, vücuda taşımak, sende gerçekleşmiş. Sınırsız insanın vücudu yoktur arkadaşlar. Sınırsız ya, vücudu yok herifin. Hani daha basite eski dille şahsiyetsiz, günümüz dilinde karaktersiz. Sınırı yok herifin. Nerede sınır edinir? Şahsiyete bürünür, karakter kazanır. Abi içkiden nereye kaydın? İçkiye geleyim şimdi. Toplumsal yaşamda zararı ne kadar büyüktür? Siz hesap edin ya. Sigara? Abi ya geçmişte yoktu. Arkadaşlar bakın İyi Efendi'nin çok güzel bir tabiri var. Efendim diyorlar bu meşru olup olmamasını haramların yani bir şeyin peygamber zamanında yoktu. Kur'an'da da karşılığı yok. Nereden anlayacağız yani haramdır değildir? İnsan vücuduna zarar veriyorsa. Ben ona bir ek daha yapayım. Toplumsal yaşamda ilişkileri koparacak düzeyde tesis etmeyecek düzeyde, iyi ve doğru düzeyde tesis etmeyecek düzeyde zararları varsa haramdır arkadaşlar. Yani sadece size zararı olması yetmiyor. Onun karşınızdaki zarar da veriyorsa, verdirtiyorsa, bunlara da sebep veriyorsa, başkalarının emeğine kadar kastediliyorsa, ha o zaman zarardır. Yani haramdır. Günde bir paket sigara içiyorsunuz, doğru mu? Birisi diyor iki tane içiyorum ya yapma etme. Ha. Attı mı? Her neyse. Şimdi mesele bu. Yani ya iki paketin kaç lira olduğunu bilen var mı? Ben bilmiyorum. İçmediğim için bilmiyorum. Allah da bulaştırma. Bak yermek adına söylemiyorum. Yani niye yasak edilmiş? Yani ya sigara yasak edilmemiş yani. Sen nereden çıkıyorsun? Ya haram kardeşim ya. Bunun camicimi yok. Ha içersin içmesin ayrı bir mevzu. Ya ben bilmem onu. Ha ben de içiyorsam haramdan almışımdır ayrı mevzu. Çünkü bana zarar veren bir şey. Ciğerlerime zarar veren, Allah'ın emanetine zarar veren. Çünkü sen bunu korumakla mesulsün. Sana emanet edilmiş beden. Abi işte stresin var oraya. Hiçbir bahane yetişmez oraya. İçki içenin de bahanesi var. Esrar içenin de bahanesi var. Var oğlum. Yani. Affedersin zina yapanın da bahanesi var. Bahane çok yani. Günaha bahane mi yok? Nefse emareye bahane çok yani. Yani içiyorum içmiyorum kardeş. İçtim. Arkadaş senin kesene zarar, ciğerine zarar, vücuduna zarar, kan dolaşımına kadar zarar da zarar. Zararını zaten yazmakla bitmiyormuş herhalde destan gibi. Yazılan makalenin adli hesabı yok. 2000'den fazla zarar olduğu söyleniyor bilmiyorum. Yani. Ve sigara firmalar bu zararlara aşikar olmasın diye 9 doğurmuşlardı Amerika'da. Adam öldürmüşlerdi bu yüzden ya. Yani belgesellerini izledim böyle kala kaldım dedim ya adamlara bak ya mafyadan daha beterlermiş. Yani İtalyan mafya filmler var ya hikaye. Yani devletlerin gözü önünde adamları yok ediyorlar. Böyle herifler yani. Ve propagandalarını düşünün. Yani kadınlar sigara nasıl içer? Gençlere ne kadar nasıl isimlenebiliriz? Yani şeytan avukat çok. Şimdi mesele ne? Haram mı değil mi? Haram. Şimdi ne alakası var? Arkadaşlar sigara gibi sigara önemli değil. Yarın başka bir şey olur bu. Fark etmez. İnsan varlığına zarar veriyorsa, ontolojik anlamda, fıtrati anlamda, ilişkiler bağlamında, insan tinine zarar veriyorsa, insan bedenine ve insan tinine zarar veriyorsa, o haramdır. Hüküm itibariyle iman ettiğim için bana haramdır. Ama sonuçları itibariyle bak, evrenselliği benim içindir. Ben iman ediyorum ve yeryüzünde iman eden bir can olarak evrenselliğini korurum. Çünkü Allah bana haram ediyor. Domuz eti yemeyeceksin, içki içmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Ola ki mağdur kalmayasın. Hani ölüme eşiğine geldin, bir şey oldu. Efendime söylüyorum. Ola ki o yani aç kaldın. Ölme safhasındasın. Değil mi? Ha, ola ki seni seçimine bırakıyor bak o da. Bak.
Yapıp yapmamanı sana bırakır. R'ye bırakmaktır o. Ha, bak ya ölüm ya yiyip içeceğin. Ya Rab ben seni tercih ettim bir şey de diyebilirsin ya. Ama ya Allah bana kolaylık vermiş domuz eti de yiyebilirim diyor yani. O da olabilir. Orada mesuliyet yok. Değil mi? Yani içki bir keza. Çölün ortasındasın yani. İçersen daha büyük hararet olur, o da ayrı mevzu da. Çölü nasıl geçersin ayrı mevzu. Sallana sallana mı geçersin, ne yaparsın mühim. Ama mecbur kalmışsın yani. Ölme safhasına gelmişsin. Vücudun suyunu tüketmiş yani. Ne yapacaksın? Lan hadi şu ikizgi şişesini de dikelim gitsin diyebiliyorsun yani. Musatı var. Amen. Mesuliyet var mı? Yok. Arkadaşlar bunlar toplumun geneline yaygın olduğu zaman zararı çok büyük. Onun için üçüncü ayağında içkin yasak edin. İçmeyi bilmediniz. Onun için size yasaktır diyor Cenab-ı Allah yani. Ha mealen söyledim ha. Yoksa orada yasak ediyor. Zararı, faydası zararından diyor. Pardon, zararı faydasından fazladır. Size yasak kıldık diyor. Yoksa hijyende kullanmak, efendime söyle anestezide kullanmak. Hani şey, anestezinin veyahut da uyuşturucunun olmadığı yerde efendime söyle uyuşturucu etkisinden yararlanmak. Olabilir yani, insanlık hali. Tıpta kullanılabiliyor bu bağlamda. Kullanılması da gerekiyor. Ha. Toparlayayım. Sonuçları itibariyle herkes için evrenseldir. İman ediyorum diye benim için evrenselliği vardır. Ama sonuçları itibariyle, yasak edilenin sonuçları vardır. Sonuçları itibariyle herkese evrensel hükümlerdir. Annene bile of demeyeceksin derken, efendime söyleyeyim, hani yaşlandılar, of bile demeyeceksin, dedirtmesin. İnsan nefsi emaresi çok pis. Lan ne alakası var konumuza? Var. Bugün İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı varsa, bugün Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı varsa, of demeyeceksinin çok önemi var. Aile bağlarını koparmayacaksın ayetidir o. Büyüklerine efendime söyleyeyim hizmette kusur etmeyeceksin. E niye? 18 yaşına geldin de evden kira almaya başlarsan, ötekileştirirsen evladını. Efendime söyleyeyim yabancılar git çalış falan diye yabancılar yasak ki olması gereken bir tarafı var onun. Ona bir şey demiyorum. Hani çocuklar gençleri alışsın diye. Ötekileştirirse aile bağları koptukça, birbirlerine yabancılaştıkça, menfaati işler daha çok yorumlandıkça, arkadaş çocuklar da yuvadan uçup gittikçe millet yalnızlaşır. Of diyecek kimse bile bulamazsınız. O zaman Yalnızlık Bakanı kurarsınız. Ya Yalnızlık Bakanlığı'nı kurmanın şey altındaki sosyoloji nedir? Tamamıyla aile bağlarının kopması ve tamamıyla değerler alanından yana soyunmaktır, soyutlanmaktır insanı kendisi. Değerler alanı bitmiş ilişkilerde, insani değerler alanı bitmiş. Yaratım bitirilmiş demektir. Ya tinsel anlamda insanın ilişkilerde yaratımı bitirilmiş. Rahman, Rahim, Murabbi. Bilmem anlatabildim mi? Annem bana emek vermiş. Ben o emekle geri ona dönmeyeceğim. Yani. Ve huzur içerisinde nefesini vermeyecek yani. Öyle şey olur mu? Anlatabildim mi bilmiyorum. O of demeyeceksin ayetinin, of demeyeceksin ayetin bireysel anlamda bende karşılığı var evrensel. Ama genel olarak baktığınız zaman bütün insanlıkta karşılığı var, sonucu var. Yalnızlık Bakanı kuruyor adam. Onun için de bir karşılığı var. Evrenselliğini koruyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Of demeyeceksin bir hüküm. Mümin, iman eden can olarak bana. Ama sonuçları itibariyle bütün insanda. Ya bak arkadaş, insani ilişkilerinizi koruyor. İnsani ilişkilerde insan oluyorsunuz. Yani değil mi? Tinsel olanı, evrensel olanı, yaşama olanı buluyorsunuz. Aman ha dikkat. Sonra Yalnızlık Bakanlığı kurarsınız. Yani net ya, anlattığım şey net yani, üzerine daha başka bir şey söyleme gerek yok. Yani hükümlerin evrenselliğinden bahsedebiliyoruz. Bazı hükümler de var. Mesela elini kesmek. Yani hırsızlık yaptı, elini keseceğiz değil mi? Ceza caydırıcıdır. O hükmün verilebilmesi için efendime söyleyeyim birincisi cezanın caydırıcı olması çok önemli. Oradaki ilkede esas, yani ayette esas, cezada caydırıcılıktır. Adam hırsızlık ediyor. Ne yapıyor? Uyarıyorsun. Veyahut da ne yapıyorsun? Hırsızlık yapmamasının gereklerini yerine getirmeye çalışıyorsun. Değil mi? Kadı olarak, devlet olarak, hakim olarak neyse onlar, ki böyle bir şey de yok. Yani sosyal bir devlet öngörüsü vardır bir parçada. Bunların hiçbiri yok. Ne yapacağız? Abi zaman da değişti. Şimdi bu kadı el kesmek de ne oluyor? Ya aslında insan o kadar kutsal bir varlık ki yani elimi kesil. Allah aslında onu kastetmedi. Ya elini keseceksin diyor ya. Bunun camı cimi mi var? Cezada caydırıcılığı önce diyor. Sen onu ilkesel oku. Yok Allah bunu kastetmedi diye kıvırma.
İlkesini oku. İlke cezada caydırıcılıktır. Hani cezada caydırıcılık, el kesilmesin başka bir şey olabilir de anlar. Cenab-ı Allah o zamanlarda onu öngörmüş. Cezada caydırıcılık olarak el kesmeyi öngöstermiş. Yarın başka bir zamana düşersin. O hükmü uygulamayacak bir durumdasın ama cezada caydırıcılık önemlidir. Onu ararsın. Kardeş, senin verdiğin cezada caydırıcılık var mı? Adam hırsızlık yapıyor. Bir gün sonra, iki gün sonra geri çıkıyor yani. Yani. Suçu meşru kılıyorsun bir de ya. Ya günah meşru olmuş. Günah işlemezsen sıkıntı. Yani. Günah meşru. Abi benim gibi içeceksin, benim gibi yiyeceksin, benim gibi olacaksın. Niye lan? Küfrün adı iman olmuş. Arkadaşlar ben yürüyüş yapıyorum ya. Başım böyle önde yürüyorum ha. Sağıma soluma bakmıyorum. Abi sen milletin kılık kıyafetine mi bir şey diyorsun? Ya kılık kıyafetine bir şey demiyorsun da bu kadar da olmasın ya kılık kıyafetimiz. Cız çıbıl gezin daha iyi. Bari millet dönüp bakmaz yani. Harbi ya. Çünkü cinselliğin iğreti olan bir tarafı vardır arkadaşlar. İnsan hep kendini güzelleştirir. Emin olun ha. Cinselliğin iğreti olan bir tarafı vardır. O iğreti tarafını bir gösterin. Bakın millet böyle yönüne gözüne. Ya ama. Vallahi sapkın değilse ya. Nefse emare varla sonuçta. Ya bu kadar da olmasın ya. Biz olmayalım ya. Lebekete ne zaman bu kadar şey oldu yani. Zaten her zaman da özgürdünüz. Size kim ne diyordu ki? Çolumuza çocuğumuza dokunmayın arkadaş ya. Vallahi eğer Cumhurbaşkanlığının bir şeyi varsa yani bunun önüne önlem alacak yasalar çıkarsınlar ya. Ben tarafım bu konuda. Yani. Ve çok iyi bir tarafım yani. Ne demek ya? Okullara kadar inecek. Ya düşünün ya Rockefeller'ın caddesine bunların senede bir şey kutlamaları var. Efendime söyleyeyim. Kutlamalar çıkıyor ya. Bütün bayraklar indirilmiş. O dünya bayrakları değil mi? LGBT bayrakları asılıyor. Bu nasıl bir dünyadır? Rockefeller neyi öngörüyor? Kendilerinde LGBT mi var acaba diye düşünüyorsun. Değil arkadaşlar. Adamların dünya görüşünde onun bir karşılığı var. Sermayenin dünya görüşünde o LGBT'nin bir karşılığı var. Karşılığı olduğu için o benimsiyor onu. Ve benimsittirmeye çalışıyor. Hadi oradan. Yani. Bizden de uzak olsun çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. Allah esirgesin. Yerdiğimizden dolayı değil. Kabul etmediğimizden dolayı. Yani. Efendim işte Lut kavmine dair ayetlerde lan geri git çarpıtma ayeti. Allah'ım ya Rabbim. Helak etmiş bir tane kişi bile bırakmamış ya. Üstelik diyor bir de koca karı vardı diyor. Onu da diyor taşa çevirdik diyor. Yani. Bunun camı cimi mi var? Efendim işte insan... Lan oğlum insan olunur. Her önüne gelene insan diyemezsin. Cehenneme mahluk da var. Asıllarına rücu eder. Cehenneme de mahluk lazım yani sonuçta. Sonuçta oranın da ahalisi de var. Yani. Herkese insan diyemezsiniz bu konuda ya. Abi o zaman şimdi Hitler gibi biriler mi çıkacak filan? Kardeş bunları kastetmiyoruz. İnsan olunur ya. İnsan erdemlerle insan olur. İnsan ten varlığı değildir arkadaşlar ya. Ne zaman bu kadar tene indirgedik insana? Ne zaman kendimizi bundan ibaret bildik? Ha, böyle insana sır. Nereden nereye geldik? Bak Kur'an'ı okumadan geliyoruz. Ne dedik? Kur'an'ı okumaktan itibaren efendim bir ilkesel olanın olgusal anlamda varlıkta ve varoluşta karşılığı olması gerekiyor. Bu bağlamda okuma çizgimizin olması gerekiyor. İki, Kur'an'daki evrenselliğe dikkat etmek gerekiyor. Üç, maksada dikkat etmek gerekiyor. Maksat biraz önce söylediğim hüküme dair maksatlar vardı. Biraz önce mesela el kesilme ayetinden söyledik. Ne dedik? Efendime söyleyeyim bir el kesilme. Bak orada bir maksat var. Cezada caydırıcılık. Ha, o zaman Cenab-ı Allah'ın o cezada caydırıcılığını anlarsan ilke bağlamında. Bak ilkesellik var orada. Adaletin tesisi. Değil mi? Ha, o zaman o cezada caydırıcılık farklı bir zamanda farklı bir şekilde uygulanabilir. Elini çekmeyi o zaman yorumlarsın, tefsir edersin. Yani elini kes. Elini kesmek yani caydırmak anlamında. İşte onu o zaman yorumla. Yani birçok ayetleri bu bağlamda maksat üzere okuyabiliriz. Veyahut da inci tanesine benzer. Ya inci tanesine benzetiyorsa orada bir maksatlılık var. Yani ne söylediği değil. Ne demek istediği önemli orada. Bunu eskide tefsir tarihinde bir güzel de yorumlamışlar yani. Birçok ayeti bu bağlamda, hadisleri de bu bağlamda yorumlamışlar.
Halen de bunu bir çizgi olarak koruyan birçok tefsirci de var yani. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Çok da iyi, güzel bir mantıktır yani. Ya arkadaş, biz bunu böyle okuyoruz ama burada ne demekten daha çok. Ne demek iste? Bak, ne denildiğinden daha çok. Ne demek istediği önemli. Buna da dikkat etmek lazım. Böyle okunması gereken ayetler de var. Ha şimdi hepsine tek tek de giremeyiz yani. Değil mi? Şimdi ne diyorsun arkadaş, bu kadar şey anlattın yani. Evrenselcilik, ilkesellik, ilkeselliğe bağlı olgusallık, evrenselciliği böyle tanımladın ve tanımlamanı var olarak efendime söyleyeyim şey ayrıştırdın, kategorize ettin. Buna bağlı olarak bir de maksatçılığı koydun. Değil mi? Amaçsal gayeciliği koydun. Ya ne demek istiyorsun? Arkadaşlar, Kur'an mistik bir kitap değildir. Kendini gizli, bakın, kendinde gizemler barındırabilir. Ama tümden gelimci olarak açıktır. Açık bir bilgi bilimselliğe haizdir. Lakin yeterli değildir bu. Yeterli olmadığı için de tümden gelimci, bakın, tümden gelimciyken tüme varımcı bir olgusallığı da barındırır kendinde. Bu ikisi beraberdir Kur'an'da. İkisi ayrı ayrı değildir hiçbir zaman. Buradan İbrahim Nebi'ye gideyim. Bırakmadık öyle. İbrahim Nebi de ne yapıyor? Diyor ki, ne? Ya olsa olsa benim Rabbim yıldız olur. Ya bu ay daha büyük. Değil mi? Nicel olarak. Ya güneş olur. Allah Allah, o daha yani. Sonra da bir, ben vatanları sevmem diyor. Şimdi nasıl anlayacağız bunu? Bir, ucu açık bir bilme edimi içinde. Tümden gelince. Bir olgu alıyor. Olguya, efendime söyleyeyim, düşünsel olarak, düşünsel etkinlikte olguyu bilmeye dair ucu açık bir bilme edimi içerisinde. Lakin bu onun yeterli olmadığını görüyor. İlke gereği, metafizik bir ilke gereği, ben vatanları sevmem. Oradaki ilke ne? Süreklilik. Baki. Baki olan, yani burada bir baki olan olmasa, ya bu süreksizliğin içinde. Hani yıldız gitti, güneş gitti, ay gitti. Bu süreksizliğin içinde bir sürekli olan olması lazım. Ayet, sen baki olan Allah'ın veçine yönel hesabı. Süreklilik ilkesini orada esas görüyor kendine. Ben batanları sevmem diyor. Bunu tersinden düşünün. Batmayan bir şeyin olması lazım diyor. Daim olan bir şeyin olması lazım ki ben bu alemi de düzgün okuyabileyim. Ben bu alemi o daim olana göre okurken onu da doğru dürüst bilmiş olayım aynı zamanda. Ha, şimdi metafizik yapıyor. Tüme varımcı. İlkesine belli. O ilkesi artık düşünmesinin sınırı. O sınırdan hareketle ne yapıyor? Tüme varımcı. Artık Tanrı'yı, bakın, Tanrı'yı bildiği bir ilkeye bağlı olarak artık alemde değerlendirmeler yapacak. Artık böyle batanlar matanlar bir yerindelik edinecek. Bunu da nerede görüyoruz? Bunu da Nemrut'la olan konuşmasında görüyoruz. Ne diyor? Ben diyor öldürür diriltirim diyor. Benim Rabbim öldürür diriltir. Ben de öldürür diriltirim diyor. Ha diyor, bakıyor uyanık. Ha. Yani çünkü orada ölüm ve diriliğe karşılık bir argüman geliştirmiyor. Başka bir yerden yürüyor. Diyor ki, ne Rabbim güneşi doğudan yükseltir. Sen de batıdan yükseltir misin? Appaşıp kalıyor diyor. Ne büyük hüccet verdi diyor. Bak, güneşi Rab edinen, bu sefer güneş üzerinde kudret sahibi olan eylem. Bak, o süreksizlik. Güneş batıyor gidiyor, geliyor gidiyor, değil mi? Bir dönencesi var. Belki İbrahim o dönenceden haberi bile yok. Ama güneşi batıyor olarak biliyoruz. Değil mi? Güneş battı ama yarın gene yükseldi. Bak, bir süreksizlik içerisinde güneş hep görünüyor. Eski zamanda yaşayın, İbrahim gibi bir zamanda yaşayın ve empati yapın. Güneş battı. Bakın, bugünkü bilimin hepsini kafanızdan silin. İbrahim'in zamanında kendinizi ışınlayın. Güneş batıyor, yok oldu ha. Ertesi gün doğdu. Mucizeye bak. Tabii, bir de o da var yani. Güneş yeniden doğdu. Mucize ya. E tabi Rab edinir yine. Yani düz mantıkla baktığın zaman. Yani güneşin dönencesinden haberiniz olmadığı bir zamana gidin. Ya İbrahim'in o düşünce ufkuna bir inin. Akşam oluyor, karanlık. Karanlık kendine ait bir gerçeklik. Ama bak, güneş doğdu, aydınlık çıktı. Kendine ait yeni bir gerçeklik çıktı. Benim Rabbim, ama bak, nasıl bir düşünce ki ne? Ne büyük hüccet verdi diyor. Benim Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor. Sen de batıdan yükseltir misin? Battığı yerden yükseltir. Artık fiili okuyor. Faili okuyor fiilinden. Tamamıyla tüme varımcı. Tümden gelimci değil artık. Tümden gelimciliğinin, İbrahim hikayesi, tümden gelimcinin eksikliğini bize gösterir.
olgusal olandan hareket ile, efendime söyleyeyim, ona dair olan bilgi, bilimsellik noktası, ona dair olan bilgileri aşikar ederken kendimize eksik kalabiliriz arkadaşlar. Bugünkü bilim buna örnektir. Ne yapıyor? Nicelin dünyası diyor. Nicel, 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 fizik dünya. Nicel, nicel, nicel. Eksiksin kardeş. Yeterli gelmiyor. Sebep? Bir öznellik cereyan ediyor. Bu öznelliği nasıl cereyan ettiğinden haberin yok. Alemde bir hayat var. Hayattan haberin yok. Efendime söyleyeyim. O akılla da seni edindiğimiz zaman bizdeki kelamcılar böyle yapıyor. Abi diyor, bu akılsızlar diyor, nasıl diyor birlikte beraber organize oluyorlar da, efendime söyleyeyim, bir akıl oluşturuyorlar. İşte nurlar akılsız, organlar akılsız. Lan batının aklıyla o kadar düşünülür ya. Nasıl akılsız? Allah'ın nurlarıyla bak, Allah'ın nurlarına akılsız diyor. Yani bu atomlar, matomlar, şunlar bunlar. Efendime söyleyeyim, nasıl oluyor bir şey? İşte Allah'ın kudreti. Lan Allah'ın kudreti dediğin bizatihi kendisinin nurları. Farklı farklı formasyonlar. Cenab-ı Allah diyor nuruna 70 bin tane yaratmıştır diyor ya. Daha günümüz benim bunun kaçta kaçını biliyor. Yani bir tanık olsanız azim Allah yani. Ucu bucağı yok nur deryasının. Her neyse hani bir tane toplayınların üzerinde trilyonlarca olduğu söyleniyor yani. Bir atomların. Bu sadece atom üzerine söyledikleri bir şey. Ve o nicelik belirim bak. Yani olayın dehşet boyutunu düşünebiliyor musun? O nicelik beliriminden. Sonsuz küçükler demem yani. Sonsuzca küçük olduğundan değil. Alan itibariyle sonsuzca bir varoluş içindeler. Sonsuz küçükler. Ve istediği gibi var edebiliyorlar. İstediği gibi yaratabiliyorlar. Her türlü yaratmayı bilir. Tuğrul'un sağ cihetinde ona konuştuk. Biz ona konuştuk. Ama o yek vücut olarak kendisini nasıl ifade ediyor? Nurlar tek tek, vahid. Ama yek vücut ben olmakta, benim ben, alemden Rabbi ya Musa korkma. Bunu nasıl anlarız arkadaş? Bu biz, abi diyor kibarlığından söylüyor Cenab-ı Allah. Çok böyle ahlaki, erdemli, tevazudan dolayı biz diyor. Ya ontolojik karşılığı vardır arkadaşlar. Yani Allah'tan bu kadar mı gafil? Bir daha altını çizerek söyleyeyim. Cenab-ı Allah'a dair kim ne konuşuyorsa, Kur'an'a dair vesaire kim ne konuşuyorsa, bu ister Hristiyanlık şey olsun, ister başka şey. Yani tamamıyla Tanrı tasavvuruna dair konuşuyordur. Tamamıyla. Birisi duaya dair bir şey konuşuyor. Hoca Efendi diye birini dinlediniz. Veyahut da efendime söylüyor, başka bir Hoca Efendi'yi dinlediniz. Başka bir alim zatı dinlediniz. Tamamıyla kendi Tanrı tasavvuruna göre yorumluyordur. Tanrı tasavvuruna göre bir bakışı vardır. Onun için bizim evvela şu Tanrı tasavvurumuzu yerli yerince oturtmamız lazım. Onun için bugün son günümüz, son gün derken ara vereceğiz. Sizden ricam o metafizik niye bu kadar önemli üzerine ve Tanrı tasavvuru üzerine yaptığımız bu seneki konuşmaları ki genelli toplamı üzerine bir daha dinleyin. Her sene yaptığımız çalışmalar gerçekten kıymetli. Bu seneki de bu bağlamda kıymetli. Bir daha dinleyin. Tanrı tasavvuru, İslam'da ki Tanrı tasavvuru, Kur'an perspektifinden bakıldığı zaman nasıl bir Tanrı tasavvuru? Ve başka bir insanın Tanrı tasavvurunu duyduğunuz zaman nerede kaldığını da görebiliyorsunuz. Yani metafizik olmak demek, sadece bir şeyi olgusal olarak üzerine konuşmak, hakkında konuşmak değil. Ona bağlı olarak, onun üzerine neler söylemişse onların yerindeliğini de göstermek adına çok önemli. Eleştirel olmak. Çünkü sen bir şeyin hakkında konuşuyorsan o şeyin hakkında daha önce söylenmiş eksikler, yanlışlar ne varsa onlara da eleştirel oluyorsun. Onların da yerindeliğini gösteriyorsun. Ha bak burada kalmışsın, şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun. Bu ne kadar önemli bir şey. Yani tümden gelimcilik nasıl bir şeydi? Bugünkü bilimden bakıldığı zaman nicelin dünyasına anlaşılabilir bir şey. Tüme varımcı olan şey nasıl bir şeydi? Muhyiddin Arabi'nin o ekolü vahdedi vücudu. Hep Tanrı'da böyle her şeyi bütünlemek. Değil mi? Yani bir yaklaşım ama eksik, ikisinde de eksik. Birisi aynılaştırıyor, birisi o tüme varımcı olgusal olanın ilkesel gerçekliğinden biraz daha kopuk. Sadece olgunun kendisini salt olarak ele alıp, efendim mesela nicel belirimleriyle bileceğiz. Öyle bir dünya yok ya. Sen onu yaparken bile bir tümel belirim üzerinden yapıyorsun. Ya metafizik yapmış olarak yapıyorsun yani. Onu bile yaparken bir tüme varımcılık vardır yani içinde. Yani gizeli bir tümel varımcılık vardır. Tümel varımcılıktan kaçamazsınız kolay kolay. Şimdi ne anlatıyorsun sen bize? Gizlilikle ne alakası var? Ya arkadaşlar, şu aleme düştünüz. Adam akıllı düşünemezseniz.
Adam akıllı düşünemezsiniz. Adam akıllı bak, düşünemezsiniz. Düşündüğünüzü hayata geçiremezsiniz. Hiçbir şekilde gerçeğe vakıf olamazsınız. En basiti Kur'an perspektifinde Kur'an'ı nasıl anlamamıza dair bir konuşma yap. Bunu söylememin sebebi şu. Allah bize gizli değil arkadaşlar. Agnostik, magnostik şu bu değiliz biz yani. Allah bize gizli değil ya. Bizim Allah'ımız kendisini deneyim nesnesi yapan. Gel diyor ya benimle tanış. Dua edenin duasına icabet ederim diyor ya. Yakin gelene kadar ibadet et diyor. Adam parantez içinde ölüm diyor. Lan kardeşim niye ölüm diye çeviriyorsun onu? Yakin gelen diyor ya. Yakin yakin. Yani benden sonuç alacaksın. Kesinlik bilgisi alacaksın diyor ya. Sadece kesinlik bilgisi değil kendisinden sonuç almaktan bahsediyor. Tabii o da bir kesinlik bilgisi içeriyordur. Yani şart damarınızdan yağ akır mı? Nasıl anlarsın yani? Sonuç alacaksın yani. Böyle bir Allah'ınız var size. Dua edenizde duanızı icabet eden, bir yanlış yaptığınız zaman yanlışlığınızın karşılığını yüzleştiren, efendime söyleyeyim karşılıklarını veren, daha bunlar gibi nice şey ayetlerde var zaten. O zaman ne yapmamız lazım? Abi ilk önce şu imanımızı bir tazelememiz lazım. Abi iman tazelemez. Abi iman artar eksilir. Bazıları diyor ya katli surette iman sabittir. Ne sabiti? Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Ne diyor? Mümin kişi diyor kötü bir şey yaptığı zaman diyor efendime söylüyor iman ondan giderilir. Geri tövbe edip döndüğü zaman imanı geri verilir. Yalan mı yani? Şimdi Peygamber Efendimiz söylemiş zaten iman artıyor eksiliyor. Onu da bırak alınıp verilebiliyor. O zaman öyle bir iman olursun ki alıp verilir olmaz. Katli olsun. Yani. Bizim Rabbimiz yukarılarda filan değil. Bizzati karşılıklı ilişkilerde kendisinden sonuç alacağımız bir varlık olarak kendisini söylüyor, ifade ediyor. Ben dua ettiğim zaman ondan sonuç alıyorum arkadaşlar. Siz niye anlıyorsunuz? Ben ibadet ettiğim zaman ya Allah diye başladığım zaman ibadetime. Yani Cenab-ı Allah huzurundayım yani. Ya siz niye sonuç almıyorsunuz namazınızda, niyazınızda, orucunuzda, ceminizde, şuyunuzda, buyunuzda, haca gittiğinizde? Niye almıyorsunuz yani? Yani. İbadet ediyorsanız niye almıyorsunuz? O zaman bir sorun sizin yaptığınız ibadette var, niyette var yani. Yani ibadet yapma şeklinde değil. Sizin oraya katılım içeriğinizde var. Allah'tan sonuç almaya iman etmiyorsunuz bir defa. Zaten öyle bir teolojimiz de gelişmiş yani. Öyle bir kelamımız gelişmiş ki ne? Görmek ne haddimize? Duymak ne haddimize? Kavuşmak, yakınlaşmak ne demek? Sapkınlık bunlar kardeşim ya. Yani Vahabi olursak sapkınlığa gider tasavvuf. Allah'tan tasavvuf diye bir şey çıkmış ya. Bugünkü yozlaşmış tarihleri kastederek söylediğim bir şey değil. Hakiki anlamda tasavvuf hakikatten sonuç almakla ilgilidir. Allah'tan sonuç almakla ilgilidir. Aşka düşeceksin de platonik kalacak yani. Adı üzerinde platonik. Platon'dan geliyor herhalde. Yani öte bir dünyada olacak filan yani. Öyle bir şey mi var ya? İlahi aşka düşeceksin ve Allah ilahi aşka düşeni sahiplenmeyecek. Onu kendisinden yoksun bırakacak. Kullarımın şevki bana artmıştır. Benim şevkim onlardan fazladır. Bana bir adım gelene 100 adım gelirim diyor ya. Bana yürüyerek gelene koşarak gelirim diyor. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Sonuç alacağınız bir varlık ya. Şah damarınızdan daha yakın olarak sonuç alacaksınız. Abi sen bize masal mı anlatıyorsun? Dene ve gör. Yap ve gör. Niye bir laboratuvar ortamı kuruluyor? Deney gözlem yapılıyor. Yap kardeş ne kadar güzel. Allah'ın alim esmasını tezahür ettiği bir alan açıyorsun. Çok güzel. Değil mi? Sen de bir deney alanısın. Yap ve gör. Hakikat meraklısıysan, hakikate şevkin varsa dene ve gör. Allah'tan sonuç al ya. Sonuç aldıkça tanış. Ve Kur'an perspektifinde bir Allah'ınız olmadığı sürece ya Hristiyanlığı ya Yahudiliği ötelerde ya da Hristiyanlığa paganlığını içeren bir anlayış ile kişilere indirgenmiş bir tanrı anlayışında, nesnelere indirgenmiş bir putperestlikte efendime söyleyeyim İslam olduğunuzu zannıyla yaşarsınız. Ya Hristiyansınızdır, ya sahabisinizdir, ya Yahudi olmuşsunuzdur haberiniz yoktur. Yahudinin Allah'ı uzaklarda kardeşi ya, yakında değil. Yani. Ola ki ne? Bir Uzeyir olsun. Ola ki bir şey olsun. Musa olsun yani. Onların hikayesine baktığın zaman hani Meryem'le diyor ya kudretten bir haber olacak yani kim vekil kazanacak değil mi? Eylemde karşılığının olması lazım. Herkes çöpünü bırakıyor. Hani Meryem'in üzerine kim vekil olacak? Değil mi? Uzeyir'inki geliyor. Vekili o oluyor değil mi?
Ya Zekeriya, aa özür dilerim. Uzeyir dedim. Bak bazen dilim sürçüyor hemen şey edin. Hemen Zekeriya efendime söyleyeyim. Orada çubuğu önceden çıkıyor. Allah sana müsaade etti diyorlar. Bunun karşılığı var ya. Bugünkü Yahudilikte ne kadar karşılığı var? Kısmi anlamda birilerinde belki karşılığı vardı ama genel anlamda Siyonistlerde yok yani bu. Ötelerde bir Allah'ları var adamların. Yani. Peki bizdeki Yahudilikte? Fazla uzağa gitmeyelim, Yahudi demeyelim yani. O öteledik yani. Bizdeki Yahudilikte, gene ötelerde yani. Bizdeki Hristiyanlıkta kişiler yani hakkın önüne geçmiş, siyasi tarih kişilere göre okunuyor. Tarihimiz siyasallaşıyor. Bakın siyasi tarihimiz, dini olan siyasi ama kişiler üzerinden okunduğu zaman daha net anlaşılıyor. Şia Hazreti Ali'yi kişileştirmiştir ya. Yani nereye götürdüler ya? Hristiyanlığa kadar gitti iş yani. Biz nasıl o zaman Müslümanlık nerede arkadaşlar? Yani gerçek İslam nasıl yaşanan bir şey? Geçmişin izlerini kendi dinimizde de gördüğümüz içindir ki ne? Yahudileşmek ve Hristiyanlaşmak kaçınılmaz olarak bulduğumuz bir şey. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü Cenab-ı Allah'ın adetindedir. Geçmişlerin başlarından geçenlerin başınızdan geçmiyor. Yani geçmişlerde yaşanan deneyimler ve tecrübeler sizde de bir şekilde kültür olgusal olarak, medeni olgusal olarak bir şekilde gerçekleşecektir diyor. Amenna. Bunu anlıyorum. Ama şeyi anlamıyorum. Yani bu kadar şeyin içerisinde, yaşanan şeyin de biz niye ders çıkartmıyoruz? Niye kimliklerimize, varsaydığımız kimliklere özellikle bunu söylüyorum, takılı kalıyoruz da ya derinliğine metafizik olarak düşünmüyoruz. Bunun gerçek olgusu aslında böyle, ilkesi böyle, bunun böyle yapılması gerekiyor üzerinden. Niye akıl yürütmüyoruz? Arkadaş metafiziğiniz yoksa, yani gerçek bir metafiziğiniz yoksa, Kur'an perspektifinde bir tanrı tasavvurunuz yoksa, yani tamamen geçmişin izlerinde kalmış gitmişizdir. Onun için yeniden Kur'an okuyun. Ve yeniden Kur'an ve yeniden metafizik temeller üzerinden bir düşünce oluşturun. Elbette ki ne tümden gelimci bir düşünce biçimimiz olabilir. Amenna. Ama tüme varımcı düşünce biçimi olmadan tümden gelimci düşünce her zaman eksik kalır bugünün biliminin eksik kaldığı gibi. Bize hakikate örtüyor ya. Kafir bir dili var zaten. Ateist bir dili var. Ne diyor? Efendime söylüyor. Hep nicel günler. Görmüyor musun? İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Sebebi şu, sonucu bu. Tanrı yok ortada. Yani. Adam nuru ele alıyor. Nur elince işte şu enerji tanesi şöyle yapıyor bu enerji. Ya hayret bir şekilde organize olmuşlar, şöyle olmuşlar, böyle olmuşlar. Her şey enerjiyle var. Evet. Nesnen anlatıyor sana. Ve her şey Allah'la var. Her şey Allah'la var deyince aynı şeyi söylemiş olmuyorsun sen. Çünkü Allah böyle yukarılarda. Sen nur şeyi enerji dediğin Allah'ın nuru. Musa'ya da onurla konuştu. Seni beni de onurlarla var ediyor. Ya düşünün arkadaşlar ya. Hücrelerinizin varoluşunu düşünün. Hücreler arasındaki ilişkileri düşünün. Bununla da kalmıyor. Elektropuks akışı, kan dolaşımı, gıda, besin. Sadece sizin de değil. Milyarlarca insan, bakteri, efendime söyleyeyim, bitki, hayvan, melekut, cin, yıldızlar, felekler. Allah Allah, Allah Allah, Allahu Ekber gel de deme. Bu kadar ama müşriklere gidiyoruz Kur'an'da. Ya sen şimdi, ya Muhammed şimdi diyorsun ki ne bunların hepsini bir kişi mi yapıyor? Evet diyor bir kişi yapıyor. Hadi gel onların argümanları fazla da yok. Yani ellerinde bir güneşin doğması var. Bir efendim çöl var. Bir Akdeniz'i, Habeşistan'ı, Kızıldeniz'i ne varsa onlar var ticaret yaparken. Başka bir şeyleri yok adamların. Gördükleri dünya sınırlı bir dünya. Bildikleri dünya sınırlı bir dünya. Bu kadar derinliğine bildikleri bir dünya da yok. Şimdi bu derinliğine olan dünyanın içinde şöyle bir dönün bakın. Bu kadar işi tek bir kişi mi yapıyor? Aklınızda vesvese yutarsınız hemen. Çok zor. Her şey kendisinden var olduğu içindir ki ne? Her şey üzerinde, her şeyle ilgili olarak da, biricik olarak da ona geri dönebilen bir özellik de yaratıyor. Yani sadece yaratıp bırakmıyor. Onlarla da ilgili bir varlık. Bu daha dehşet bir şey. Her bir varlıkla ilgili bir varlık. Abi kafirle deme. Abi kafirle de.
Rahman çünkü. Onunla da ilgili bir varlık. Ateistliğiyle de ilgili varlık. O düşünürken ona da ilim veriyor. O yerken onun da yediğini tada çeviriyor, yaratıyor. Ya düşünün ya, bunu benim ağzımda tada çeviren ne? Dilim mi? Yani. Enerjinin kendisi ya. Farklı formasyonlardaki faz ilişkilerinde o tat almamı sağlıyor. Bir anlam var ediyor. O anlamı, ruhum anlamı yiyor. Kendinde buluyor. Böyle deyince daha güzel oluyor. Kendinde buluyor. Ve ben tat almayı hissediyorum. Dilimde oluyorum o sırada. Tat aldım ya, dilimde oldum. Baktım ya, gözümde oldum. Aslında hepsiyle bütünlük içindeyim ama odak noktam her zaman bir tanedir. Tat aldım, dilimdeyim. Baktım, gözümdeyim. Değil mi? Kafamdayım. Kaşıdım, hissettim. Ama bu kadar değiliz. Böylesi bir oluşun içinde sizi gizemli kılan ne? Bir, duyusal bir evrene doğuyorsunuz. O duyusal evrende, efendime söyleyeyim, efendime, alemlerde Cenab-ı Allah size gizil görüküyor. İbrahim'in hikayesi o gizilliği anlatıyor zaten. Gizil olanın aşikar olmasının düşünce evresi. Tümden gelince bir yaklaşımdayken, tüme varımcı bir yaklaşım oluşu içerisinde, kendini tamamlayarak, düşüncesini tamamlayarak, efendim kim metafizik bir oluşlar içinde, düşüncesini tamamlayarak Cenab-ı Allah'ı görmeye başlıyor. Ama bu görmek, bunları görmek gibi değil. Eylemde kendini gerçekleştireni görüyor. Alemi gerçekleştireni görüyor. Alemde gerçekleştirdikleri, bak eylemi konuşarak söylüyorum. Gerçekleştirdikleri üzere onu okuyor. Bunun bir tak daha fazla ilerisini Hazreti İsa'da görüyoruz. Sen diyor, benden sonra zanna düştüler. Bak, artık görünen gerçekliği kavramlaştırarak daha görünür kılmak. İsa'da bakın, söz bak. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, benden sonra zanna düştüler. Onlar senin kullanındır. Hani nasıl söylüyor? Eğer sen onlara gazap edersen onlar senin kullanındır. Eğer sen onlara merhamet edersen aziz ve hakim olansın. Yani sen böyle bir tavırda olursan şu esmanlarla şu sıfatlarında görürsün. Sen böyle bir tavırda olursan şu esma bu sıfatlarla kendini gerçekleştirirsin. Ve bu gerçekleştirdiğin duruma bağlı olarak ben seni böyle görmüş olurum. Esma-i Hüsna'dan bahsediyor. Kimlikte varoluştan bahsediyor. Kendini gerçekleştirirken kimliğe bürünmek, vücuda gelmekten bahsediyor. Özne kendini gerçekleştirdikleri üzerinde vücuda gelir. Kendinize bakın. Sanatçı oluyorsunuz. Kendini gerçekleştirdiğin bir şey üzerinden kimliğe bürünüyorsun. Sanatçıyı elle tutabileceğiniz bir şey mi? Yani gözle görebileceğiniz bir şey mi? Eyleminde ve ürünlerinde görebileceğiniz bir şey. Değil mi? Bir hukukçu. Hukuk kimliğini alıyor değil mi? Hakim, avukat neyse. Gerçekleştirdikleri üzerinden, eylemleri üzerinden, sonuç verileri üzerinden, sonuç hükümleri üzerinden artık o esma ile görünüyor, vücut kazanıyor. Hakim diyoruz ona. Peki hakimi elle tutabilir miyiz? Gözle görebilir miyiz yani? Gerçekleştirdiği şey üzerinden o kimliği ediniyor. Yoksa baktığın zaman senin benim gibi bir adam yani duruyor orada. Veyahut da bir bayan duruyor yani. Ona hakim kılan ne? Yani bir filozof. Yani filozofluğunu nerede buluyor? O kimliği nerede buluyor? O düşünce alemde, o metafiziksel bakışı gerçekleştirdiği anda, varlığa ve varoluşa dair yeni bir sözü olduğu anda, eleştirel bir sözü olduğu anda, metafiziksel anlamda eleştirel bir sözü olduğu anda, orada o kimliği kazanıyor. O da senin benim gibi anlam. Yani tümeline baktığın zaman senden benden bir farkı yok. Ama o biricikliğindeki eylemlerde kendini gerçeğe yüklem aldığı ve yüklemine bağlı olarak kendini gerçekleştirdiği kimliğinden baktığı zaman filozof diyorsun. Ey Allah diyoruz. Yaratmasın Allah olsun. Rahman diyorsun. Yani şefkat göstermesin, merhametli olmasın. Rahman olsun. Gerçekleştirdiği zaman o kimliğe bürünüyor. Şimdi gerçekleştirdiği zaman tanık olduğun her durumda o görmediğin şey görünür oluyor. Görmediğin şey gizildi. Bak, İbrahim'e kavramsal düzeyde gizil olan İsa'ya kavramsal düzeyde aşikar oluyor. Ama duyusal aleminde İbrahim'e gizil olan metafizik düşüncesi itibariyle, bak bilimsel ve metafizik düşüncesi itibariyle İbrahim'e görünür olur. İbrahim artık bunu görmüyor. Kendini gerçekleştireni görüyor.
ve alemi gerçekleştireni görüyor. En basiti sonuç almaya dayalı olarak bu işi de yaptığını görüyoruz. Artık sonuçlar alıyor Allah'tan yana. Bunun da örneği var Kur'an'da. Ya Rabbi diyor, sen ölüleri nasıl diriltirsin? 4 tane kuş al. Ondan sonra efendime söyleyeyim, bunları dağıt ve çağır da gelsin sana diyor. O hikaye size kuşların diriltilmesi hikayesi. Efendim işte şu kuşlardan bir tanesi şuydu buydu. Ya sana o kuşlardan mı bahsediyor? Be akıllı. Sana diyor ki ne? Bak, sonuç alma var Allah'tan. Ve İbrahim Allah'tan sonuç alıyor. Yani sonuç almasına bağlı olarak tasavvur ettiği bir tanrısı var İbrahim'in. Kuşlara gel dediği zaman Cenab-ı Allah ona getirtiyor. Peki biz geldiğimiz dediğimiz zaman kuşlar gelecek mi? Ha, tefsir itibariyle onu düşünce dünyamızdaki efendim melekelerimize yorumlayabiliriz. Ölü melekelerimizin canlandırılmasına, yeniden diriltilmesine yorumlayabiliriz vesaire vesaire. Ya Uzeyir hikayesini biz nasıl anlıyoruz ya? Uzeyir hikayesinde ne var? Eşek ölü. Alemde Kudüs ölü. Kudüs'e bakar, burası nasıl diriltilecek? Eşeğe bakar, bu nasıl diriltilecek? Pardon, eşek alem diri. İkisi öldürülür. 100 sene geçer. Kudüs dirilmiş. Değil mi? Efendime söylüyor. Bak, muhteşem bir hikayedir o. Farklı açılardan ele alalım. Eşeğe bakıyor, gözünün önünde böyle diriltiliyor. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar zamandır yattın? Herhalde olsa olsa diyor. Şu kadar, bu kadar sen bilirsin ya Rabbi. 100 sene yattın diyor. 100 sene içinde Kudüs dirilmiş. 100 senede ölü kemiklerinden soyulmuş hayvan ete kemiğe büründürülüyor. Kudret dairesinde bak, Allah'ın ol emri dahilindedir ama bir şu ol emrini anlamıyoruz. Sen ne diyoruz? Ol kendi anında oldu bitti. Değil arkadaş. Ol dediği zaman kendi zaman genişliğinde o olmuştur. Ammenna, ama o olmuşu var olanların kendisi. Kaç milyar senede buluyor? Kaç 100 bin senede buluyor? Ayrı bir mevzu. Biz sizi 3 evrede yaratıyoruz derken bak, süreçte yaratıyor. 100 sene içerisinde Kudüs şehrini var etmiş, değil mi? 2 şey var bak. 2 tane yaratım şeyi var. 100 sene içinde bir şehrin yaratılmasıyla anında bir eşeğin yeniden yaratıma, ete kemiğe bürünmesi anında da yapılabiliyor. Süreç içerisinde de var edebiliyor. 2 farklı zamansallığı bize değil. Yaratımda 2 farklı zamansallığı var, şey diyor, ifade ediyor. Yani Allah kendi katında ol dediğini bir zamansal oluş içinde, süreçte, varoluşta buluyoruz. Bu ne kadar önemli bir şey. Veyahut da ne diyor? Sizin saydıklarınızdan diyor, 1000 senelik bir zaman dilimindeki bir günlük bir dilimde efendime söyleyeyim, göklerden yerlere işini görür. 1000 senelik bir günde işlerini görüyor. Bak, bir süreçten bahsediyor yine. Takdir buyurdu. Bir 1000 senelik zamanda ne olacağını takdir buyurması var. Ama biz onu 1000 sene içinde buluyoruz. Allah da oldu bitti. Biz onu 1000 sene içinde buluyoruz. Biz bulmuyoruz çünkü bizden sonrakiler bulacak. 1000 sene içinde gerçekleşecek. Ya öyle de bir oluş var. Ne kadarına tanığız ya. Şimdi neyi ifade ediyor? Arkadaşlar, sağlam bir metafiziğiniz olmazsa, Allah tasavvurunuz olmazsa, alemde dönüp bitenlere tav olmamız elde değil. İbrahim bize nasıl düşünmemiz gerektiğini ne güzel bir örneğidir. İsa ile onu destekler, bir yerde gizli olanın bir yerde nasıl aşikar edildiğini bize gösterir. Adem'de gizil duranın, şeytanda dahi gizil duranın, İbrahim'de nasıl aşikar kılandığını, İbrahim'de onu nasıl taçlandırıldığını bize çok net anlatır. Hazreti Peygamber'de bunun nasıl efendime söyleyeyim daha evrensel kılındığını çok güzel anlamda kılar. Çünkü peygamberimizle beraber 99 değil, 1000'den fazla esmasıyla beraber görünür olan bize bir Allah var. 1000'den fazla esmasıyla tecrübe edeceğimiz, kendisinden sonuç alabileceğimiz bir Allah var demektir bu. Her bir esma tümel bilinmiyor ya, kendisinden sonuçlar aldığımız ve o sonuçlara bağlı olarak da yaşadığımız. Ya biz bugün hukuku tesis ediyorsak Allah'tan sonuç almanın tesisidir o. Hiç böyle düşünmüyoruz, biliyor musunuz? Ha, tesis ettik, bir ilkeyi tesis ettik. Allah'ta olan bir evrenseli gerçekleştiriyorsun, sonuç alıyorsun. Hukuktan sonuç alıyorsun, adaletten sonuç alıyorsun. Yani sonuç almak sadece nurdan sonuç almak değil, sıfat-ı ilahisinden, esma-ı ilahisinden sonuç almak anlamını da içerir.
Sizler farz edinkine ibadetlerle tefekkür ediyorsunuz. Tefekkür ederken veyahut da tevekkül ediyorsunuz ve ibadetlerinizde sıkı bir şekilde Cenab-ı Allah'a ya görmelerinizde artmalar olmuş. Ferasetiniz artmış. Basiretiniz artmış. Görünmeyen şeyleri görmeye başlamışsınız. Bunlar olabiliyor bak. E peki tarih olgusal olarak da basiretten halen, daha önce söylemiştim bunu. Allah'ın görmesinden halen nasipli değil miyiz? Yani can gözümüzün görmesini ferasette arttırırken, basirette arttırırken bu sefer merceklerle arttırıyor. Değil mi? Görünmeyenleri görmeye başlıyoruz. Uzaktakilerini yakın bulmaya başlıyoruz. Başka bir dünyalara tanık oluyoruz. Mikro ve makro ölçekte. O da Allah'tan nasiplikle ilgili bir şey. Yani tekamülle ilgili bir şey. Yani görmeyi de tekamül ediyoruz. Duymada tekamül ediyoruz. Sadece öznel anlamda değil. Teknik olarak da görmeden tekamül ediyoruz, duymada tekamül ediyoruz. Sıfat-ı ilahiden nasipliğimiz var. Özür dilerim unutmayın. E adalette de öyle. Dün adalet neydi? Adalet ilkesine bağlı olarak halen gelişiyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Ya adalet bugün tam mıdır diyoruz. Vicdani anlamda birçok insanda tam olabilir. Öznel ilişkilerimizde, kurumsal düzeyde. Aa, tamam bir ülke var ki o ülkede adalet 10 numara. Kaç milyon yaşıyor kardeş? Abi 2-3 milyon yaşıyor ya. E tamam. Dünya kaç? 7 milyar. Nefs-i emare dediğim bir bela var. Orada nefs-i emarelerini hadi bastırmış olsunlar ki bastırılamaz. O ayrı mevzu. Hani ilişkilerinizde kontrol etmiş bir hale gelsinler. Dünya 7 milyar. Halen o zaman adaletin tesis edilmesinden ve geliştirilmesinden bahsedeceksin. Ve dünya ölçeğinde adaleti nasıl tesis edeceksin? Arkadaşlar dünya ölçeğinde adaleti tesis etmeniz için yine metafiziğe ihtiyacınız var. Adalet tanımınızı sağlam yapmanız lazım. Hukukun tanımını sağlam yapmanız lazım. Esaslarını belirlemeniz lazım. Değişmelerini belirlemeniz lazım. Ne demiştik? Hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik, iktisada adalet, değil mi? Fırsat eşitliği, tam rekabet ortamının korunması vesaire vesaire. E bu temel ilkeleri uygulamadığın sürece İslam'ım değil mi? İslam'daki temel ilkeleri bu hukukun. Yani uygulamalı olarak hukukuna baktığın zaman Hanifiyiz, efendime Şiayız, Maturidiyiz, oyuz, buyuz. Hani uygulamaları neyse farklı farklı gruplara. De, evrenseli ne kardeş bunun? Öyle ki ne? Ben bu zamanda o evrensele göre baktığım zaman hukuku koşullara, şartlara, ihtiyaçlara göre yeniden tesis edebileyim. Yarın bir kardeş başka bir çağda, başka bir formasyonlarda yaşamlar oluşmaya başladığı zaman, medeniyet oluşmaya başladığı zaman yeniden o hayatı sürekli ve sürdürülebilir olabilir kılmak için, yönetebilir kılmak için ihtiyacı olan adaleti nasıl tesis edecek? Yine iktisadi adalet, yine fırsat eşitliği, olması gereken şey odur. Yani sadece bu zamana ait bir şey değildir o hukukun esasları. Yarına da ait bir şeydir. Düne de aitti, ne kadar gerçekleşti? Peki bu dört ilkenin Amerika'da gerçekliği ne kadar arkadaş? Daha zenci olaylarını biliyoruz yani. Fırsat eşitliği mi var Amerika'da? Yani Uşak diye bir filmi vardır, daha Reagan zamanı. Neydi o Rüzgar'ın oğlu dedikleri bir film var. Adam şeyi kazanmış, dört tane Berlin'de madalya almış, dört kulvarda madalya alıyor. Ve zor geçiliyor halen daha o adam. Geçildi mi geçilmedi mi onu da tam bilmiyorum. Adama davet veriyorlar. Adamın adına davet veriyorlar. Ama arka kapıdan içeri alıyorlar. Beyaz Saray'a arka kapıdan alınıyor. Kusura bakmayın diyorlar. Halen köleliğin izlerinin olduğu Ku Klux Klan var. Halen Trump diye birisi orada efendime söyleyeyim iktidarı zorlayabiliyor. Vesaire. Şimdi burada fırsat eşitliği var. Müslümansanız orada da devlet dairende işe illa fişlenmişsinizdir. Fark etmiyor. İlla devlet işinde de olmanız gerekmiyor. İlla fişlenmişsinizdir. Yani. Sizi öyle fazla bir yere de kolay kolay getirmezler ya. Kendinizi ispat etmek zorundasınız kapitalizme karşı yani. İspat ettiysen sıkıntı yok. Müslüman mısın, Hintli misin önemli değil. Gel bakayım kardeş ya bizdensin zaten. Devşirilmiş yani. Arkadaşlar şunun altını çizerek söylüyorum. İyi bir metafiziğiniz yoksa gerçeği aydınlatamazsınız. Gizli olan aydınlatamazsınız. Ve bu bağlamda tasavvufa gireyim. Tasavvuf tamamıyla hiçbir şekilde, tamamıyla hiçbir şekilde, yani yanlış bir şekilde cümleyi kurdum ama özür dilerim. Hiçbir şekilde mistik değildir. Mistik bir öğreti de olmaz. Tasavvuf tamamıyla gerçeğin
aşikar kılınmasıyla ilgili bir yoldur. Gerçekten sonuç almaya dayalı bir yoldur. Kimin gerçekliliği? Allah'ın gerçekliğine dair, Allah'tan sonuç almaya dair bir yoldur. Peygamberin açtığı bir yoldur. Dua edenin duasına icabet eden, ilk duası kabul olanlardan, yani yolumuzun önderi olarak. Hazreti Peygamber'dir ya. Geri çevrilmiş duası mı var? Sırf kendisinden dua almak için yanına gelenler var ya. Yani ya Resulallah sen bana dua edesin diye yaptım. Hani diyenler var. Böyle hikayeleri var. Tamamıyla hakikatten sonuç almaya dair. Ya Uhud Savaşı'nda şehit olan iki tane canımız vardır. Selam üzerlerine, himmetler üzerimizden eksik olur. İkisi de diyor ki, yani birisi ona dua ediyor, ben böyle Allah'ın huzuruna çıkayım. Hani ellerim falan kesilmiş bir şey. Birisi diyor kanım dökülmüş bir şekilde vesaire diye. Bildiğim şu anda şey olarak hatırlamıyorum tam. Ve ikisi de yaptıkları duanın karşılığı olarak şehit oluyorlar. Yani şehadet istiyorlar ve şehadetleri de istedikleri gibi gerçekleşiyor. Ya böyle hikayelerimiz var ama hikaye kaldı. Biraz daha ilerisi masal oldu. Pozitivizmin hakim olduğu, efendime söyleyeyim, kapitalizmin hakim olduğu ve kapitalizmin kendine her şeyi çevirdiği, teklifleştirdiği bir noktada bizim düşüncemiz gericilik oldu, hikaye oldu, masal oldu. Varsın bu küfür ise ben bu küfüre razıyım. Varsın o günah ve küfür ise vay onların haline. Allah var. Yani sonuçlarına kendileri katlanır. Ben katlanmayacağım, onlar katlanacak. Yani neyle geliyorlarsa sonuçlarına katlanırlar yani. Mesele ne? Toparlayayım. İslam'da gizliliğe yer vermeden düşünme öncelenir. Ve İslam'da birileri çıkıp siz bilemezsiniz diyorsa, bu tasavvufta sözde mürşit olabilir. Veyahut da bir hoca hacı olabilir. Ya ne miracı filan filan yani gizli şeylerle şimdi uğraşmayalım yani. Lan kardeş öyle bir gerçeklik varsa arkasında ne yatıyor bilmemiz lazım. Psikolojik olarak ne yatıyor, sosyolojik olarak ne yatıyor, ontolojik olarak ne yatıyor, teolojik olarak ne yatıyor bilmemiz lazım. Yok sayma. Bu zamanın değerlerinde karşılığı yok diye yok sayma. Bu zamanın değerlerinde dünya bakış açısında, bilimsel bakış açısında miracın karşılığı yok diye miracı yok sayma. Efendim verilere baktım. Şu verilerde şurada 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 Miraç hadisesi yokmuş. He. Tevatüren gelen verilere es geç. Ya kaç tane hadis-i şerif yok sayılmış. Yok sayılmış. O hadis-i şeriflerin ya kendisinde varsa net bir şekilde ki hadis-i şeriflerin çoğunda var. Yani ne gördüğüne dair, ne şeyden. Abi onlara da o rivayetler işte şundan şundan onlara da itibar edilmez. E neye itibar edeceğiz kardeş? Onu yok say, bunu yok say. Tırpanla bir güzel dini. E peygamberi de tırpanla iyice. E neyi yok sayacaksın? Yani neyi varsayacaksın? Toparlayayım. Allah'ın selam üzerine olsun Efendimiz'in. Efendimiz'e dair bir şey çıkıyorsa bunun üzerine iyi düşünmek lazım. Bunun altını çizelim. Gizeme. Bizde gizemcilik yok bunun altına. Ama gizilliğe. Bak, gizemcilik dinimizde yok. Mistiklik dinimizde yok. Tamamıyla aşikar kılmaya dayalı bir dindir bu. Akletmez misiniz? Kaç yerde söyler? Ayet okuyla başlıyor ya. Yani Kur'an okuyla başlıyor. Gerisini boş verin siz. Yani oku ki aşikar olsun. İsimleri ver ya Adem. Aşikar et ya Adem. Demektir o ya. Sana söz hakkı veriyorum ya Adem. Gerçeği aşikar etmeye dair sana söz hakkı veriyorum demektir o. Ya Adem isimleri söyle demek. Ya Adem gerçeği aşikar et. Sana söz hakkı veriyorum gerçeğe dair. Gerçeğe dair konuşmaya, gerçeği aşikar etmeye dair sana söz hakkı veriyorum, sana varlık hakkı veriyorum diyor. Bu isimleri söyle, ayeti öyle sıradan bir ayet değil arkadaşlar. İnsanoğlunun mahiyetini anlayabilmek adına çok önemli. Allah katında insana verilmiş kadir kıymetin bir parça anlayabilmek adına çok önemli. Şu alemde isim vermediği, şu alemde görünüşe taşımaya çalışmadığı ne var insanoğlunun? Bilimle kafa patlatıyor, felsefeyle kafa patlatıyor, kelamıyla kafa patlatıyor, tasavvufuyla eyleminde kendini patlatıyor. İşin esprisi yani kendini yok etmeye çalışıyor ki yok olmaz ayrı bir mevzu. Ne yapmaya çalışıyor bir insan? Şöyle genel olarak bir resim çizsin. Bilim, felsefe, tasavvuf, değil mi? Kelam, mistikleri de içine katın.
İnsanoğlu ne yapacak? Bilmeye çalışıyor ya. Gizli bir şeyler varsa aşikar etmeye çalışıyor. Ayet değil, hadisi kutsi. Ayette de karşılığı var. Ben gizli bir hazineyi bilinmeyi istedim. Ben gizli bir hazineyi bilinmeyi istedim. Ve Adem'i yarattım. Abi bu ayetin ayet karşılığı var dedin ayet. Yakin gelene kadar ibadet et diyor. Ayet karşılığı bizatihi odur. Sebep yakin gelmek bilgi bilimsel anlamda efendime söyleyeyim. Cenab-ı Allah'a dair kesinlik bilgisi edinmek, yakin bilgisi edinmekle ilgilidir. Yakin gelene kadar yani benden sonuç alacaksın diyor. Benden sonuç alıp kesinlik bilgisi edineceksin diyor. Şimdi o kesinlik bilgisi edinmek niye yakin gelene kadar ibadet et? Yani tanış olalım diyor ya. Dua edenin duasına icabet ederim diyor. Hani kullarım benden sana sual ediyorlar. Söyle onlara ben onlara yakinim, dua edenin duasını icra ederim. Bunların temelinde yatan şey bilinme istencidir. Hani gizilde kaldı ya yaratırken. O yaratıcı gizilde kalırken aşikar kılıyor kullarına. Neyle kılıyor? Eylemde kendini gerçekleştirmesiyle. Dualarına icabet etmesiyle. Yaptıkları ibadetlerin sonuçlarını vermesiyle. Zerre kadar iyilik yapsa, zerre kadar kötülük yapsa sonuçlarıyla karşılaşmasıyla. Yani her an yaratıldığı bir dünyanın içinde olmasıyla. Ve özerk olarak da katıldığı bir yaratım olmasıyla her an tanış olduğu bir Allah var. Şimdi böylesi bir Allah'lasınız. Şimdi gizli kalır mı bu size? Abi, zatını kimse bilemez. Niye bilemeyelim kardeş? Üzerine konuşulamaz. Niye konuşulmasın kardeş? Kendisi konuşuyor zaten anlatıyor. Ve bilinmeyi istiyor. Bu sadece sıfat-ı ilahisi, efa-ı ilahisi, esma-ı ilahisiyle bilmek değildir ki. Zatıyla da bileceğiz. Niye? Çünkü zatıyla kendini söylüyor zaten. Alem, bakın. Ya bu nur ayeti çok önemli bir ayet ya. Allah yerin, göklerin ve bir aradakilerin nurudur. Onun nuru birinci tanesine benzer. Dokunmasan yanacak bir yağa benzer diyor. Hani Marik'te ve Maşrik'te değil, orta yerde, Akdeniz'de yetişen. Niceliğini anlatıyor, töz olduğunu anlatıyor, öznelliğini anlatıyor, nesnelliğini anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Zatına dair ne varsa konuşmuş orada. Kimlik olarak yükleminde konuşuyor Allah. Yani. Niye düşünmeyelim? Kendisi anlatıyor, biz niye düşünmeyelim? Anlatıyor ki aşikar olsun, anlatıyor ki bilinsin, anlatıyor ki ne? İlişkiye girilsin bir şekilde ya. Ya dua ettiğiniz zaman ilişkiye girendiğiniz bir Rabbiniz yok mu sizin ya? Kabul ettiği zaman gönlünüze yaşam sevinci gelmiyor mu? Yakın hissetmiyor musunuz kendinizi? Yani ve hatta benim gibi başıma bir terslik geldiği zaman biliyorum nenane yediğimi. Geldiği yerden de biliyorum. Ha diyorum tamam gördüm diyorum. Ya hoşunuza gitmez mi? Ya habire de ikide bir vuruyorsun demiyorum ya. Ya Rabbi şükürler olsun diyorum. Hatırlatıyorsun yine bize. Ya hatırlatmasan? Ya hatırlatmasan? Yani Allah'ı tanıdıkça Allah'la yaşamayı, daha güzel yaşamayı da öğreniyorsunuz. Daha zengin, anlam dünyanızda daha derin, efendim değer dünyanızda daha zengin bir şekilde ilişki kurmaya da başlıyorsunuz. Ve bizim Rabbimiz bilinmez bir Rab değil, bilinmezcilik, gizemcilikle ilgili bir Rab değil. Bizzati bilinmek isteyen, bizzati ilişkilerde de kendini göstermeye çalışan, kuluna da efendime söyleyeyim kendini gösterirken kulunu da sahiplenen bir Rab. Bunu kaçırmayın. Yani dilimizde gizemcilik yok. Ama gizlilik var. Her doğru her yerde söylenmez diyor mesela. Yani küfrün artacağı yerde doğruyu niye söylüyorsunuz? Yani. Her doğru her yerde söylenmez şeyi hadis-i şerifi bu bağlamda önemli. Veyahut da efendime söyleyeyim Celle Celal Hazretlerinin güzelliğine dair bir zattan şey istemişler. Söylev istemişler. Ya efendim demişler Allah'tan bize bahsedin. Yani Allah demiş yani Mısırlara serpilen diyor darı gibi bilgisi mi var ki diyor sizlere de bilgisini serpeyim diyor. Yani kadir kıymeti olması lazım. Kadir kıymeti olmasa. Yani bilmek eğer değerinde gerçekleşmiyorsa zuldür. Şeytan ilenin de Allah'ı biliyordu. Ama o bildiği bilgi değerinde onda bir gerçekliği olmuş olsaydı bak değerinde bir gerçekliği. Bak kendi nefsinin değeri var. Yani beni daha güzel yarattın diyor. Beni ateşten yarattın, kudretten yarattın. Bunu topraktan kokuşmuş balçıktan yarattın. Sözünün halen karşılığı var ha.
Yani ırkçı. Sözünün karşılığı var ama. Kokuşmuş değil miyiz ya bir gün yıkanmasak İstanbul'un neminde azimallah ya. Mesele ne? Biliyor. Ama değerinde bilmiyor. Değerinde bilmiş olsaydı secde ederdi. Peki değerinde nasıl bilirsiniz? Duygusunda bilirsiniz, severek bilirsiniz. Eğer bildiğiniz şeyi seviyorsanız, şevk ile tutunuyorsanız, yapmayacağınız şey yok o noktada. Conan diye bir film vardı, bileniniz var mı? Arnold Schwarzenegger'in birinci şeyi Conan. Ha. O filmde çeliğin gücünü anlatır. Hani ne var? Bugünlerde çok modern bir şey, pardon, çok böyle hit bir kitap var. Ne? Tüfek, mikrop, çelik. Sıralamayı şaşırmış olamıyorum. Öyle bir kitap var. Şimdi o filmde iki şeyi konuşur. Yani tarihte ikisinin, üçünün rolünü anlatır. Ama Conan'ın filminde tarihte iki şeyin rolünü anlatır. Çelik, kaba kuvvet çelik ve inancın. O filmi bulursanız izleyin. Saçma sapan bir filmdir ha kurgusu. Onu söyleyeyim. Tanrısı da Krom. Ha. Tabii. Ya tanrısı önemli değil de orada ana temada çeliğin kuvveti, bak çeliğin kuvveti, bir barbar geliyor kendi köyünü istila ediyor. Çeliğin kuvveti. Ama diyor ki ne, niçin bıraktın bunları falan gibi sonunda bir replikler geçiyor. Yani çeliğin kuvveti, sen barbarın tekiydin yani. Milleti doğuruyordun, biçiyordun. Her yeri fethediyordun. İnancın kuvveti daha baskın. Nasıl gösteriyor biliyor musun? Birine atla diyor, pat diye intihar ediyor. İnanç sizi kör etmemeli. O filmi izleyin. O sırada çok böyle karikatürize edilmiş bir şekilde gösterilen şey, bugün efendime söyleyeyim, Amerika'nın terörize ettiği alanlarda intihar bombacılarında net olarak gözüküyor. Aynı şey. Cennet vaadi, intihar et, tamam bitti. Veyahut da şu anki FETÖ'nün yaptığı da o değil midir bir noktada? Eleman yetiştirmesi, arkadaşlar darbe yapıyoruz, kendi halkına silah sık yani. Böyle bir şey mi var? Azimallah. İnancın kuvveti eğer körseniz, hakikate körseniz, metafiziğiniz yoksa hakikate körseniz, azimallah sizi kötüye eyler. Olmadık yerlere eyler. Ama uyanıksanız, mümin uyanıktır diyor ya Resulullah. Sağlam mı? Yani İbrahim Nebi bize ne güzel bir örnektir ya. Ya düşün nasıl bir asiliği var ki ne? Firavun'un önünde duruyor ya. Yani babam olsa ne yazar diyor ya. Babasının önünde durmuş ya. Sülalesinin önünde durmuş. Nemrut gibi bir adamın önünde durmuş. Kafa gidecek yani. Ne yazar diyor yani. Hakikatse hakikatin sonuna kadar, efendim de söyleyeyim, arkasında duruyor. Ama işin güzel tarafı hakikat onun yanında duruyor. Ne güzel hüccetlerdi derken Allah onun yanında aslında. Onu bize anlatan Allah onun yanında olarak anlatıyor. Ne güzel bir hüccet vermişti. Aslında dilinde de konuşan olarak hüccet veren. Kendisi hüccet vermişti. Çünkü İbrahim'in dilinde anlayışında o anlamı yaratırken. Yani o tarafı da kaçırmayın. O bir anlayış meselesi. O mertebede öyle söylüyor çünkü bize. Orada iki şey anlatır. Çeliğin kuvveti ve inancın kuvveti. Arkadaşlar inancın kuvvetine dikkat edin. Manipülasyona açık bir alan ve halen gazetelerden, oradan, buradan, şuradan vesaire yediğimiz her şey, efendime söyleyeyim, günahların meşru kılınmasından tutun. Ya günahlar meşru kılıyor. Nasıl meşru kılarsınız? Algı oluşturursunuz ya. Ha bak bu da normal bir şey ha. Algıyı oluştur. Vesveseyi yedin zaten. Vesvese sadece şüpheye düşmek anlamında değildir. Vesvese sadece doğru olan bilgiye karşı efendime söyleyeyim yanlış bir bilgiyi düşüncede ona yönelmek değildir. Yani zoka yutmak anlamında. Vesvese aynı zamanda değerlerinize karşı itibarsızlaşmasıyla da ilgili bir şeydir. Ya bu normal bir şeymiş ha. Normal bir şey değil arkadaşlar sapkınlık ya. Normal bir şey değil yani. Sana normal gösteriyorlarsa televizyonda. İçki içme, sigara içme. Abi sigara içme dedin ama hepimiz içiyoruz ne yapacağız? Ya ben içki içmenize veyahut da sigara içmenize bir şey demiyorum. Bunun normalleştirilmesine bir şey diyorum. Günahsa sizin günahınız ne yapıyorsanız yapın bana ne. Ben içmiyorum, yemiyorum, içmiyorum vesaire. Sigara yer gibi de içmiyorum yani. İçmiyorum yani. Allah da esirgesin ya. Ha bak yerdim başıma gel. Yermiyorum. Allah göstermesin. Başına gelir çünkü ben biliyorum onu. Ha. Yani böyle bir gerçekliği var.
Ya televizyonlarda, orada burada, okullarda bu meşru kılınacaksa vay halimize arkadaşlar ya. Mahsuni Şerife selam olsun diyor. O başka bir şey için söylüyor da ben bunun için söyleyeceğim. Küfrün adı iman olmuş diyor. Küfrün adı iman olmuş ya. Ona inanıyor yani. Hayatın gerçekliği bu. Özgürlükler böyle. Arkadaş, sınırsız özgürlükten nasıl bahsedebilirsin? Yani bilimin bile bilmenin sınırları vardı. Bilmek dahi sınırlarda gerçekleşen bir şeydir arkadaşlar ya. Onun için sınırsız, ucu açık bir bilmeden bahsedemezsiniz ya. Yok öyle bir şey yani. Uyduruktan bir laf yani. Tüm dengelimci, ucu açık, sınırsızca bilme. Lan öyle bir şey mi var? İstesen de istemesen metafiziğe gitmek zorundasın. Metafiziğin olmasa da neyi göreceksin? İlkelerle bakmak zorundasın. Olgu diyorsan metafiziğinden bakmak zorundasın ya. Yoksa göremezsin, eksik kalırsın ya. Senin o tümden gelimci dediğin dahi metafiziğin bir cüzüdür yani. İstediğin kadar bak yani. Baktığın her şey dile dairse, öznelliğe dairse, öznelliğin değişmezleri, dilin değişmezleri, dinin değişmezlerini konuşmuştuk, bir daha konuşmayayım. İndirgemecilik, yüklem, özdeşlik, temsil, izafilik, değişmezleri dairse, efendim metafizik yapıyorsun ya. Anlam değer içeriği taşıyorsa metafizik yapıyorsun ya. Bundan kaçışın yok, öznesin sen ya. Özne olarak sen yapıyorsun bu işi. Metafizikten kaçışın yok. Sen istediğin kadar nicele bak. O nicel sende başka bir şeye dönecektir ya. Onun içindir gene bugün bilimde, bilimin kendisi teolojik düzeyde efendime söyleyeyim neredeyse bir din olarak algılanmaya başlandı. Dininiz ne efendim? Bilim. Böyle söylenmiyor ama böyle. Bakın böyle. Her yerde bilim, 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 bilim. Tamam kardeş, bileceğiz ya. Elbette ki bilim. Ama bilim benim dinim değil ya. Benim dinim Allah. Ha bilim, o Allah'a imanımın besleyici bir ögesi. Elbette ki bilim yapacağım ama metafiziksiz bilim, eksik bir bilimdir her zaman. Ben bugün, hani geçen hafta demokrasi üzerine söyledim. Eğer metafiziniz yoksa adamın tekvirini üzerinize alınırsanız ayvayı yediniz. Adam diyor oy kullandığı zaman tekvir edilmesi gerekiyor diyor mesela. Öyle yorumlayanlar var yani. E metafiziğin yoksa demokrasiyi doğru düz bir yere oturtmazsan adama nasıl cevap vereceksin? Cevabınız olmaz. Eleştiriniz olmaz bir defa. Metafizik bu kadar önemli yani. Ve metafiziğiniz varsa gizemcilikten bahsedemezsiniz bir. Size gizem kalacak, bak gizemli kalacak ne olabilir? Bilmediğiniz bir alan vardır. İlgilenmediğiniz bir alan vardır. Gizli kalır size oranın bilgisi. Budur yani. Adamın tasavvuftan haberi yoksa, sadece kendi nicel dünyasında bilimle uğraşıyorsa mesela, tasavvufa dair olan dünya gizil kalır adama. Ben de bilimle uğraşmıyorsa, bilimle dünya bana gizil kalır. Ha gizil kalma hem ilgiyle ilgili bir şeydir, ama aynı zamanda gerçekten gizli olan bir şey varsa, o gizli olanın da kendisiyle ilgili bir gizlilikten bahsediyorsak, o Allah'la ilgili bir gizliliktir bizde. Sebep? Çünkü yaratıma başladığı anda, yaratmanın kendisinde içkin kaldığı içindir ki ne gizil kalıyor. Ya bakın sizde bir şahıs var. Şahıs bakıyor. Şahıs içeride ve benim şahsım size gizlidir. Eylemlerimde görünüyorum ama. Aynı şeyi de takip edin. Eylemlerinde İbrahim'e görünen, isimlendirildiğinde İsa'ya görünen. Bak gizlilik perdeleri atılıyor. Allah'tan diyor, bak Allah ile kul arasında 70 bin nurdan ve zulmetten perde vardır diyor. Efendim onu şöyle yorum, zulmetten pardon nurdan perde mi? Vallahi adamı sıkar dedi. Enerji yoğunluğu ile ilgili bir şey, adam sıkılır yani, patlatırlar. Atom bombası kalk yemiş yani. Vallahi. Bak zulmetten mi? Azim Allah dedi, böyle yaptı bir de. Yani fakirlik, yoksulluk, hastalıklar. Bak hepsi perde. Yani bu perdeler içerisinde biz Allah'ı ne kadar görüyoruz? Bir şey geldi. Nereden geldi? Sebeplere mi kaldın yoksa failinden mi baktın? Nasıl karşılayacaksın? Nefsinden mi? Gerçekten misafir olarak gelen gelmiş ya. Ne yapacaksın yani? Yoksa öyle mi karşılayacaksın? Gelmiş bir sıkıntı, hastalık, ne yapacaksın? Ölüm hak, ne yapacaksın? Nasıl karşıladığınız çok önemli arkadaşlar. Zahmetler içerisinde, sıkıntılar içerisinde, fakirlik, yoksulluklar içerisinde Allah'ı görmek gerçekten zordur. Alemin meşakkati içerisinde, sefası, cefası içerisinde de Allah'ı görmek gerçekten zordur.
Allah gizlidir. Peki kime gizliliği kalkar? Mümin kuluna gizliliği kalkar. Ama nasıl kalkar? İman ammenle esastır. İki, yani iki. Dua edin, duasını icabet edin, ibadet et, yakin gel. Zikir etmek, değil mi? İbadetler vesaire. Yakinleştikçe gizlilik kalkar. Ama gizlilik kalkarken bazen olur ki duanız kabul olmaz dedim. Bak, ilme yakin gizliliğin kalkması var. Aynel yakin gizliliğin kalkması var. Ne diyor? Ayetlerimizi afakta ve enfüste göstereceğiz. Gizliliğin kalkması var afakta. Ammenna ama enfüste de var. Bazen olur ki duanız kabul olmaz. Ne olur? İyi sen yap. Yani her şey de istenmez yani. Adam otopark arıyor, Rabbim bir yer verir. Vermezse ne olacak? Başka yer ara. Allah Allah. Değil mi? Çocuk büyümüş artık. Yani anne baba su ver. Oğlum kalk kendini alsana. Bebe misin? Hani bebekken veriyorduk, istiyordun, veriyorduk. Şimdi kocaman adam oldun, kalk kendin ya. Bizim de öyle bir evremiz var. Çocukken Cenab-ı Allah veriyor bize. Öyle bir evre var ki artık sen yap. Yani sen yap dediği yerde olan şu şu. Ya ben sende gerçeği, hep sana dışsal olarak görünüyorum duanın kabulünde. Değil mi? Artık sen kendin gerçekleştir. Üzerinde Rabbim, Rab belirimdi. Yani üzerinde galip olan sıfatlarımla ben görünüş bulayım. Gerçekleştirdiklerin üzerinde ben seni, efendime söyleyeyim, yaratayım. Senin üzerinde görünüş bulayım. Bu alemde tezahür edeyim. Biraz da böyle görünsün. Hak gel yakin. Yani. Kalk suyunu kendin iç. Hak gel yakin. Ne kadar yapıyoruz biz bu işi? Ya kendi hayatımızda bile karşılığı var. Duanın kabul olmadığı bir evre vardır müminde. Bunlara da dikkat. Bunları daha önce konuşmuştuk. Ve üstünü basa basa söyleyeyim. Evet, Allah alemlerde gayiptir. Eskiler böyle söylemiştir. Buna ammenna. Gizlidir. Bak gizlidir. Gizemci değildir. Gizlidir. Ammenna. Eğer gizli olmasaydı ne olurdu? Herkese aşikar olurdu. Değerinde de olmazdı. İsterse gök kubbeyi yarar, konuşur vallahi. Hiç de şaşılacak bir şey değil. Ama o zaman da fırsat verilmezdi bize herhalde. Gel arkadaş derdi. Bunun ait karşılığı var. Melek indirseydik size fırsat da vermezdik. Yani eğer diyor ki ne azap istiyorlar. Eğer biz onlara haber vermeden bir azap vermiş olsaydık diyeceklerdi ki ne ya Rabbi sen bize de haber vermedin. Hani sana niye gönderdi? Peygamber gönderiyor, haber veriyor vesaire yani. İnsanın varlığına, fıtratına dair ne gerçekleşiyorsa bir şekilde bahsetmiş. Mesele ne? Mesele sizin gerçekten doğru bir şekilde Allah'ı biliyor olup olmadığınızdır. Evet, alemde gayiptir, gizlidir. İnsanda ise eskiler şöyle buyurmuş. Gaybul gayiptir. Gizlinin gizlisidir. Sebep? Çünkü biz alemde ararken, orada burada ararken, yukarılarda, yıldızlarda, feleklerde, İbrahim'de var. Bir türlü kendimize dönmüyoruz. Şah damarından daha yakınım diyeni duymuyoruz. Görmeyi yaratan, tadı yaratan, anlamayı yaratan, kendinden kudret vererek bize tutturtan varlığı hissetmiyoruz. Özdeşlikte yaşıyoruz ya, yüklem alınmış özdeşlik. Aynılık düzeyinde özdeşlik değil. Yüklem alınmış özdeşlikte yaşarken hissetmiyoruz. O zaman hissettirmek lazım. Yani talep etmek lazım bir şekilde. Talep eden hissetmeye başlar. Talep eden de duyarlı. Bak talep etmek duyarlılıkla ilgili bir şey. Yani Allah'a karşı bir duyarlılığınızın olması lazım. İman, muhabbetullah, Allah'a karşı muhabbet ve marifetullah sonunda edinmek Allah'a karşı duyarlılığımızın had safhalarda gerçekleşmesiyle ilgili bir şey. Bir kişinin muhabbetullah varsa marifetullah'a ermek kaçınılmazdır. Bunu da unutmayın. Çünkü birebir öznel ilişkidedir ve Allah ona kendini tanıttırır. Ve en güzel ayetlerden bir tanesi, surelerden de bir tanesi, Me'arij suresinde ne der? Soran sordu. Muhatabı Allah'tır, cevabını verecektir. Bak Peygamber Efendimiz'e cevabını verdirtmiyor. Kendisi ayetle. Yani orada söylediği şey şudur. Eğer hak ve hakikate dair bir sorunuz varsa muhatabı benim ve elbet sorunuzun cevabını alacaksın. Bak bu da bir sonuç almaktır. Ya kaçınız Allah'a soru sorduğunuzda cevap aldınız söyleyin bana. İbrahim soru soruyordu ya. Rabbim bu mu, bu mu, bu mu? Gerçeğe dair sorusu var ve Allah cevap verdi ona. Ya Rab ölüleri nasıl diriltirsin? Bak yine cevap veriyor. Düşünün, sorun, hak ve hakikate dair sorunuz varsa elbet cevabını alacaksınızdır doğru biçimde. Cevabınızı Allah'tan alacaksınızdır.
Ama efendim, benim cevabını şuradaki profesör verdi. Sen tevhidi bilmiyorsun abi. Senin tanrı tasavvurun o kadar. O senin profesör dediğinin üzerinde Rabbi sıfatlarıyla, yani Rab sıfatlarıyla alim olan, hakim olan, mürebbi olan, muallim olan Allah'tır ki sen cevabını yine Allah'tan almışsındır. Allah'ı görmüyorsan ben ne yapayım? Hani buradan nereye? Görene, körene. Duyana, duymayana ne? Aymaza ne yani? Sen bir yerde sıkışmışken, abi ama bana şu yardım etti. Ha işte o sıkışmış olduğun yerde sana yardım elini uzatan Allah'tır. O senin, o dediğin kişi aslında üzerinde aşkın olarak üzerinde tezahür eden Allah'ın el uzatışından başka bir şey değildir. Tevhid, nesnelliğe aşkın, öznelliğe tanık olmakla ilgilidir. Tevhid, her şeyi hak görmek değil, nesnelliğe aşkın olarak kendini gerçekleştiren Allah'a tanık olmakla ilgili bir şeydir. Sıfat-ı ilahisiyle, esma-ı ilahisiyle, efal-ı ilahisiyle bizzat ona tanık olmaktır. Ve tanıklık ne kadar derin ve ne kadar incelmeye başlamışsa Allah'ı o kadar iyi tanıyorsunuz ve yaşantınızdan o kadar zevk almaya başlarsınız. Anlamda bulmaya başlarsınız. Bunu da unutmayın. Onun için müminseniz sakın ha, ben bilemem, gizli, sır, mümin değilsin. Müminin hayreti olmalı. Müminin hayranlığı olmalı. En basitinde ne demiştik geçen hafta? Yani hayret. Yani maşallah demek, hayretini dile getirmek ama en temelde dua niteliği de taşır demiştik hatırlarsanız. Nedir? Ya Rabbi yani sendendir, sen muhafaza eyle. Sendendir, bu güzelliği sen muhafaza, bu iyiliği sen muhafaza eyle. Çok da güzel bir duadır. En kısa duadır. Maşallah. İnşallah da duadandır. Ama maşallah dediğiniz yanında en kısa duayı yapıyorsunuz. Hani Allah'a emanet bile uzun bak. Ama maşallah. Zarar gelmesin inşallah sana. Ne alakası var? Ya maşallah derken bile Allah'la ilişkide olan bir varoluşunuz varken sizde nasıl gizli kalabilir? İnşallah derken bile olacağı dair Allah'la ilişkideyken sizde nasıl gizli kalabilir? Duanızda nasıl sonuç alamazsınız? İbadetinizde nasıl sonuç alamazsınız? Yaptığınız şeyin karşılıklarını nasıl göremezsiniz? Ve mümin, feraset, basiret, tasarruf, keramet her müminin hakkı iken ve dua bunun en cüzi, minimum düzeyde, asgari düzeyde belirlenimi iken siz nasıl bundan mahzun kalabilir, yoksun kalabilirsiniz? Eğer yoksunsanız müminliğinizi sorgulayın. Ne kadar mümin olduğunuzu sorgulayın. Bir daha şey edip burada bitireyim. Arkadaşlar biz ne kadar bu kadar beşerliğe indirgendik ya. Eşref-i mahlukun, eşrefini bıraktık, mahlukluğunu aldık. Bir de ona bir de beşer elbisesini giydirdik. Beşer elbisesini giydirmekte haklılığımız var ammenna. Ama niye bu kadar bu beşerliğe indirgendik biz bu kadar ya? Beşersin, 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 beşersin. Tamam kardeş ben beşerim ya, başka da bir şey bilmiyorum yani. Tamam beşer olduğumu gayet iyi biliyorum da. Ama bu beşerliğimle ben neler yapıyorum tarih olgusal olarak baktığım zaman veyahut da bireysel olarak baktığım zaman. Yani benim bu beşerliğe aşkın bir tarafım var arkadaş ya. Allah'a ait bir tarafım var. Ben ne zaman bu kadar beşerliğe indirgendim? Ne kadar bu kadar Allah'tan öteye atıldım? Beşer beşer derken Allah'tan uzaklaştırıldım ben. Tabii ki beşer bir tarafım var. Onu inkar etmiyorum ammenna. Ama beşer 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 denile denile ötelerde bir Allah'ım oldu ki şah damarından daha yakın olan, görürken görmemi yaratan, duyarken duymamı yaratan, bilirken bilmemi yaratan, tadarken tatmamı yaratan Allah'tan ben niye bu kadar uzaklaştım? Niye bu kadar ötelere atıldım? Ben Allah'ı yaşarken Allah'tan niye bu kadar ötelere gittim? Gaybuga. Bunun için şöyle bir hikaye anlatırlar. Derler ki, sinek demiş ki, ya Rabbi sırrını öğreneyim. Sırrı bileyim. Demiş bir kâmilin sofrasına gitti. Eskiler der ki nebinin de sofrasına gitti derler. O sohbet edermiş Allah'ın varlığına dair. Sohbet ederken sırrı kapmış. Meğersem sır bende olandaymış yani. Yani sır bende, sır bende. Sinek başlamış sır bende, sır bende diye. Kırlangıcın biri gelmiş pıt diye yakalıyormuş.
Onun için derler ki ne? Sinekler meraklıdır. Sırrı her öğrendiklerinde artık sır bende demezler. Vız 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 diye vızıldarlar. Ama hakikat söz konusuysa vızıldamak gerekmez. Allah kendini bu kadar, hani Mevlana'nın bir sözü vardı. Ya Rabbi der, sen bu kadar aşikarken bu aşikarlığın içinde nasıl gizli kalıyorsun, ben ona şaşıyorum. Mesele bundan ibarettir. Allah o kadar aşikardır. Bakın Allah'a sır yok, gizlilik yok. Gizlilik yarattıklarına. Gizemcilik demedim ona, bak gizem demedim. Gizli olması yarattıklarına karşıdır. Meleklere bile sır olduğu bir tarafı var. Azazil'e bile sır olduğu bir tarafı var. Adem üzerindeki tezahüründen bakarsak. Ya arkadaşlar, bize sır olan bir taraf olmasın ya. Eğer seviyorsanız, bir parça muhabbetiniz varsa, Allah size niye gizli kalsın? Niye kalsın ya? Ben onun için kendime bir şey edinmiştim, ilke edinmiştim. Efendi Hazretleri'nin yanına da giderken. Bileceğim ya. Vallahi bileceğim. Göreceğim. Tanıyacağım yani. Derdimdi çünkü. Ha gösterir göstermez, bildirir bildirmez ayrı mevzu. Ama göreceğim, bileceğim. Katli bir kararlılığın olması lazım ya. Tutarlılığın olması lazım. Sabır yani, tutarlılık. Tutarlılığınızın olması lazım. Yani Allah'a imanla tutunun, bileceğim diye, göreceğim diye. Tanık olacağım. Ama o görme bu gözlerin görmesi değildir. Anlam, idrake dair bir görmedir. Kendini gerçekleştireni görmeyle ilgili bir görmedir. O görme bizatihi deneyime dair bir görmedir. Gene Musa'ya gidiyoruz bu bağlamda. Ya Rabbi beni görün. Ya daha nasıl görünsün? Görünüyor işte. Nuruyla görünüyor. Sıfat-ı ilahisiyle ben Rabbim diye görünüyor. Esma-ı ilahisiyle. Rabbim diyor. Ben diyor. Ya Musa korkma, ben daha nasıl görünsün? Sen ona Rabbül alemin diye bakarken sana zaten görünüyor. Yani anlamla da görünüyor. Görmediğini görmüyor. Onun için göremezsin dedi. Ya Musa, sen görmediğini, bak gördüğünü görmüyorsun. Gördüğünü görmüyorsun. Hani sadece bakıyorsun, onun için göremiyorsun. Onun için göremezsin dedi. Yoksa bizzat Rabbil Alemin, benim ben alemden Rabbi derken, Rabbil Alemin tanımlamasıyla kendini göğsüne taşıyor. Musa öyle bakarken, o tanımlamaya bakarken, o tanımlamayla anlamla bakarken, Rabbil Alemine bakarak görüyor zaten. E zaten nuruyla görünüyor. Çalımalı ateşle görünmedi yani ya. Millet anlatmasın öyle hikaye bize. Bizzat nuruyla göründü ya. Yani. Efendim Allah'ın nurunu kim görmüş ki ne? Yok olur gider. Yani yok olacak derecede şiddette bürünürse öyle de göremezsin tabii ya. Yani bayılır kalırsın yani şiddetine bağlı olarak. Yani hangi ayarda verdiğine bağlı nurunu, görünüşünü. İsterse sana efendime söyleyeyim göreceğin bir formasyonda görünür. İsterse o kadar şiddetli bir şekilde tezahür eder ki ne? Alemi yok eder, gene görünmez. Böyle bir tarafı da var. Yani hani daha tecelletti de daha yok oldu denilir. Yani Musa da bayıldı vesaire. Yani. Allah diyorsanız gizli olmayan bir varlıktan bahsediyorsa, pardon, kendinde gizli ama kendine gizli değil. Bize gizli. Kendinde gizli derken bize gizlilik anlamında. Ama gizil kalmayan bir varlıktan bahsediyorsunuz süreç sonucunda. Bilme sürecinin sonucunda gizli kalmayan bir varlıktır ki. Öyle bir vakit gelir ki, yeryüzünde herkes artık Allah'ın varlığına iman etmez, bilir. Bak iman etmez dedim, bilir. Bilmek inandırıcı bir taraf var. Ama haya, edep, ahlak, hakkı gereği yaşamak, değerinde yaşamak olmadığı içindir ki. Yani insan olmaya dair ilkeler, hakkı gereği gerçekleştirmenin dolayıdır ki ne? İnsanlığın artık vazifesi bitmiştir. Yani yeryüzünde insan yoktur. Bilmek insan kılmıyor bizi bir noktada. Bildiğimiz şeyi hangi değerlerde yaşadığımız bizi insan kılıyor. Bilginin değere dönmesi bizi vücuda taşıyor. Buna da dikkat edin. Salt bilme bardağı biliyorsun ama bardak senin hayatında nasıl tezahür ediyor? Hangi değerle var? Onu hangi değerler üzere yaşıyorsun? Böyle rastgele kırıp dökebilirsin yani. Ama bak burada bir yerindeliği var, iş görmesi var. Senin insanlığına katılıyor. Orada insanlığı oluyorsun zaten. İnsan olarak erdemler bağlamında sadece tavırda bulunmanız değil, bütün alemi de kendinize, insanlığınıza katmanız sizi insan kılıyor bir noktada. Bakın bunu unutmayın.
Yani sadece erdemlerle kendinizi vücuda taşımanız değil, bütün alemi de kendinize insanca erdemlerle yaşarken, katarken insanlaşıyorsunuz, insan oluyorsunuz, vücuda taşıyorsunuz. Onun için iyi, bakın insan dediğimiz niteleme, iyi, doğru, güzele dair bir nitelemedir. Ahlak biçimsel bir nitelemedir. Onun içindir ki ne? Kendi Anadolu dilimizde kötü ahlak sahibi insana insan bile demezler. Ya boş ver ya, insan bile deme ya. Yani. Kur'an'da bile öyledir ya. Onlar diyor hayvan gibidiler değil, insan olarak nitelemiyor. Değil mi? Onlar taş gibi değil diyor, taş gibi bile olamazlar diyor bak. İnsan diye nitelemiyor yani. Evet, formasyon itibariyle insanız ama şöyle baktığın zaman biçim olarak ama nitelik olarak insan sonradan edinilen bir şeydir. Bunu da unutmayın. Ve bir şey daha altını çizerek bir daha söyleyeyim. Ya şu beşeriyete o kadar da kendinizi kaptırmayın. Ayrıca kendinizdeki kudrete bir dönün. Nasıl bir varlıkla var olduğunuzu bir sezin. Üzerinizde, efendime söyleyeyim, yüksek derecede bir kudret var. O kudretle yaşamayı öğrenin. İnsan öyle bir varlık ki, kendisinden öte bir varlık. Azıcık kendine bir dönsün. Abartmadan, putlaştırmadan, narsistliğe kendini tapınak kılmaya, kendini tapınmaya vardırtmadan, fakrı koruyarak, aziyetini bilerek, ha beşerliğini de sınır bilerek, ammenna, şöyle kendindeki kudrete bir dalsın ya. Ya tarih olarak bakın neler yapmış, neler yapmamış ve daha neler yapacak. Yapacağı şeyin sınırları yok. İnsan olun. Şöyle bir kendinize dönün. Kendinizi de beşeriyete bu kadar bağlamayın. Evet beşerim ama beşerliğe aşkın bir tarafım da var. Ve bunu da hak etmek için gereken şeyleri yapmam lazım, yaşamam lazım. Ve müminseniz feraset, keramet, tasarruf, basiret, irfan... Bunlar efendim özel bir adamlar varmış, onların hakkıymış filan filan değil. Mümin sen, senin hakkın. Hikmet müminin kayıp hazinesidir, nerede bulursa alsın diyor. Bunlar da müminin kayıp hazinesidir, nerede bulursa alsın. Çünkü hikmete dairdir bunlar. Hepsi hikmetin bir cüzüdür. Hikmete dairdir bunlar. Sonuç ilmiyle ilgilidir ya. Keramet de sonuç almakla ilgili bir ilimdir. İrfan da sonuçlarla ilgili bir ilimdir. Anlayışla ilgili bir, anlayışa dair bir ilimdir. Niye? Çünkü deneyimler, tecrübeler... İrfanın geniş olur, anlayışın, sezgin kuvvetli olur. Geleceğe dair öngörülerin, olacağa dair öngörülerin, sonuçlara dair öngörülerle yaşamaya yön verirsin. İrfanın kuvvetlidir çünkü. Mümin bir defa yanılır diyor ya, sonuç alır yani. Aldığı şeye göre bir daha yaşar. Yani deneyimden ders çıkartır ve ona göre öngörülü bir şekilde yaşar. Yani. Toparlayayım. Allah gizemli değil. Gizliyken bizlerin onu hakkıyla düşünmesi, ona hakkıyla ermesi doğrultusunda gizliliği bize kalkmış olarak, gizliliği bize kalkmış olarak bilebileceğimiz ama bilmekle de kalmayan, hakkı gereği de yaşamamız gereken. Çünkü bir de sırrı öğrendikten sonra bir de bakıyorsun ki sıfat-ı ilahinde o tezahürüyor. Sana ait olmayan sıfatlarla varsın. Sana dair kılmış ama Allah'a ait olanlarla varsın. O zaman onları hak etmeye çalışırsın. Ya gözün hakkını da veremezsiniz da onu söyleyeyim sana. Sadece gözün hakkı verilmez. Kulağın hakkını veremezsiniz. Düşünmenin hakkını veremezsiniz. Hani derler ya binlerce pardon bin sene yaşamış bir zat varmış. Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkartılmış. Kulum demiş. Rızamı mı istersin? İbadetlerin karşılığı. Bakmış bin seneden fazla yani ya. Ya Rabbi. Vazgeçemiyor ha. Emeğinden vazgeçemiyor. O çok güzel bir hikayedir ha. Emeğinden vazgeçememek. Diyor ki ya Rabbi diyor bunlar daha karşılığı büyüktür herhalde bunu isterim. Hesabı kitabı yapılmış derler ki ne? O nasıl bir hesap bilmem Allah'ın hesabıdır. Gözün hakkına yetişmemiş. Veremezsiniz arkadaşlar. Varoluşun hakkı verilmez. Ha arabeskte bağlarsanız başka bir şey. Al başına çal. Küfürse işiniz bunu bilmem. Ama edep erkansa, şükürse ha ya Rabbi hamdü senalar olsun. Var olmak kadar büyük, muhteşem bir mucize var mıdır arkadaşlar? Ya varsınız. Var olmak ya. Varlığını hissetmek, var olmak. Şu varlık alemine var olarak katılmak. Muhteşem bir mucizedir. Yoktunuz ha. Varsınız. Sizi yoktan var etti. Yoktan derken bir yokluk vardı ondan değil. Yoktunuz da var kıldı. Bundan daha büyük bir mucize yok.
Hiç yoksa bir şükür etmiyor musunuz diyor ya. Hani bu şöyle bitireyim. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Ya Rabbi sen ne kadar az şükrediyorsun diyor da hiç şükretmiyoruz. Kendinizden bir paya biçin ya. O kadar sen herhalde mi dersiyorsunuz? Neredeyse hiç şükretmiyoruz ya. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Aldığımız nefes bile gani gani. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Gizem ve gizemcilik üzerinden nerelerden dolaştık. Düşünce bağlamı da Hazreti İbrahim ve olgusal ve kavramsal bağlamda Hazreti İsa. Genele yaygınlaştırma ve ahlak biçimsel olarak var olma biçimi itibariyle de Hazreti Resulullah Fahri Kainat Muhammed Mustafa yolumuzun düsturu olsun. Emsaldirler. Ve bilgi bilimsel anlamda da hakkıyla bilmediğimiz bir Allah'ımız varsa yolumuzu şaşırmamak elden değil. Onun için evvela Allah'ı bileceğiz arkadaşlar. Evvela Allah'ı tanıyın. Allah'ı tanırsanız Kur'an'ı okumanız da rahat olur. Peki Allah'ı tanımak nasıl? Bilgi bilimsel anlamda, teolojik anlamda, efendime söyleyeyim geçmişlerin bıraktığı bilgiler tarihi itibariyle, tanışmalar, deneyimler, onlar üzerinden de biliriz. Kur'an perspektifinden de bilebiliriz. Birçok açıdan bilebiliriz. Ammenna, amma. En sağlam tanıma sizin bizatihi sonuçlar almanızla, tecrübeler edinmenizle ilgili bir şey. Onun için Allah'a yakınlaşmaya çalışın araçlar. Ve ayet-i kerimede kendisi diyor, Allah'a vardırtacak vasıtalar ediniz. Daha ne desin? Yani vasıtalar ediniz diyor. Dua vasıta, kısas bir vasıta, efendime söyleyeyim, ibadetler vasıta, aşk bir vasıta, kaygı bile bir vasıta. Duygular vasıta, nesnelik vasıta, alemdeki ayetler düşünmemize, ona anlamamıza bir vasıta. Yani her şey bir vasıtayken, biz her şeyi kendimize çevirirken, kendimize katarken Allah'tan mağruz. Bir daha altını çizerim. Eskiler güzel söylemiş. Allah alemlerde gayptır, insan da gaybul gayptır. Alemlerde gizlidir, gizildir. İnsanda ise gizlin gizlidir. Çünkü insan hep kendi dışında ararken, gerçeğin kendi üzerinde ceyran ettiğini, kendinde tahakkuk ettiğini, gerçekleştiğini bilmiyordur. Kutsal kasede arıyor, flütte arıyor, efendime söyleyeyim, kutsal dağda arıyor, arıyor da arıyor. Bir kendine dönüp aramıyor. Diyor ya, Haç'ta, Mekke'de, Taş'ta arama diye Hacı Bektaş Veli'nin bir doğuşu var ya, ne ararsan kendinde ara. Bak sana da söylüyorum Ahmet abi. Ne ararsan kendinden. Ne o dağda taşta arıyorsun? Gel insanda bul. Gerçi biliyor da dağa taşa kaçıyor herhalde. Neyse işin espri tarafı bu. Şaka yapayım dedim. Ama mesele insanın kendine dönmesiyle ilgili bir şey. Kendi varlığının olanaklarına dönmesiyle ilgili bir şey. Kendinize dönün. Sadece bir beşer değilsiniz. Allah ile var olduğunuz için Allah'a varma olanağı olan, Allah'a hakkı gereği yaşama olanağı olan istidadı kadar. Bu istidat kavramını özellikle kullanayım. Nasibi kadar. Olağana olan bir varoluş içindesiniz. Aman ha, sorumluluğunu bilerek yaşayın. Yani sizi burada davet ettiğim şey sorumluluğunuzu bilmez. Ya sadece beşer değilsiniz ha. İlahi sıfatlara dair bir varoluş mahallisiniz. Beytullah'sınız. Allah sizi de Kur'an-ı Azimşan'da Beytullah diye tarif ediyor sizi. Allah'ın beytini temiz tutun diyor. Biz camiyi mamiyi gidiyoruz temiz tutuyoruz. Mescid-i Haram'ı bile temiz tutmuyoruz ya. Hani derler ya gözünüzü kapatın bir şey görmeyin olumsuz şeyler. Adam böyle böyle yapıyor şey atıyor. Lan Mekke'desin de Kabe'desin de adam gibi doğru düz tavaf et. Diyesi geliyor adamı. Değil mi? Biz sokağa bir de şey atmaya hayal ediyoruz yani. Kaldı yani mübarek yerdesin biraz dikkat yani değil mi? Yani bunu da öğretilmesi lazım bir şekilde. Her neyse. Biz orayı da anlıyoruz. Tamam kardeş. Zaten oralar temiz. Adamlar ha bile temiz diyor vesaire. Değil mi? Ne diyor sana? Beytullah sensin ya. Allah'ın beytini temiz tut diyor. Kötüye dair ne varsa sil süpür. Şu nefse emareni zapturapt altına al. Ve Allah'a dair olan, pardon Allah'a ait olan sıfatlı ilahi, esma-i ilahi, hakkı gereği yaşa. İnsan ol yani. Hakkı gereği yaşa. Bu ne kadar önemli bir şey. Ya sende olan gerçeği gizil bırakma, örtme. Bırak, sende gerçekleşiyor. Hiç yoksa ona katıl, o akışa katıl ve onu deneyimleme, tecrübe et. Sen de akıyorken kapatma ya.
Allah'ın beytini temizle. Sen Beytullah'sın ya. Bu kadar beşerliğe indirgeme kendini. Allah senden tezahür ediyor. Katıl ona. Neyle katıl? Haddinle katıl. Ahlakınla, güzel ahlakla katıl. Katıl ona ama. Düşüncenle katıl, bilmekle katıl. Ama katıl ona. Sensin ya güzel olan. Sensin alemlerden Ali olan, yüce kılınmış olan, şu varlık aleminin en son taşı olan. Sensin, daha ilerisi yok. Daha güzeli kılmamış. Niye bu kadar beşerliğe indirgiyorsun kendini? Ne oldu sana böyle gizil kılıyorsun da bir daha üzerine bir perde de sen çekiyorsun. Zaten 70 bin lira zulmetten nurdan perde varmış. Bir perde de biz çekiyoruz. Beşer perdesi, o perdesi, bu perdesi. Türk perdesi, Kürt perdesi, Arap perdesi, beşer perdesi. Bir perde de biz çekiyoruz varsaydıklarımızdan da. Yani, evvela insanız, Beytullah'ız. Ve hakkını vermekle mükellef olduğumuz, bak hakkını vermekle mükellef olduğumuz bir varoluş içindeyiz. Allah sizi kendinden yana sorumlu kılmış. Sizi sizden yana sorumlu kılmamış. Sizi kendinden yana sorumlu kılmış. Halifetullah diye. Mükellef kılınmış varlık. Kim? Kendi varlığının özünden yana mükellef kılmış. Allah kendinden yana mükellef kılmış sizi, sorumlu kılmış. Bak kendimi bahşediyorum sana. Aman ha dikkat. Beytullah temiz tut. Hakkını vererek yaşa. Bana ait olan sıfatları çarçur etme yani. Sana verdiğim şu kısacık zamanda çarçur ederek yaşama. Hakkını vererek yaşa. Daha basit anlatımı yok. Şimdi gizli bir şey kaldı mı? Yok. Sıkıntı yok. Hani siz tanrısınız demedim. Allah sizde. O tanrısınız aynılaştı. Öyle bir şey yok. Ayrı değil. Aynı değil oluşun içinde. Cenab-ı Allah'ın bahşiyle yaşıyoruz. Bahşiyle varız. Elimizden gelerek, hak ederek yaşayıp sonuç alarak yaşayacağız. İstidadımızı genişleterek yaşayacağız. Ha bize gizli şeyler varsa o tekamül ve istidadın artmasında onlar da efendime söyleyeyim artık aşılacak inşallah. Ama bu bizim elimizdeki çabaya bağlı, gayrete bağlı. Ey insan niye sen kendini bu kadar sınırlıyorsun ve orada kalıyorsun ya? Azıcık gayret, azıcık tekamül etmeye gayret, öğrenmeye gayret, eyleme gayret, güzel ahlaka gayret. Gayret ya, kendini geliştir. Olanaklarını arttır. Allah'tan sonuç almanı arttır. Sana bu olanak da verilmiş. Yani sadece olduğun gibi bırakılmamışsın. Olanaklarında tekamül edebilebilecek bir varlık olarak yaratmış seni. Ve tekamül ederken gene Allah'a dair tekamül ediyoruz ya. Ondan aldığımız nasip arttıkça tekamül ediyoruz. Hem nesnel anlamda hem öznel anlamda. Yani merceği bulurken de nesnel anlamda Allah'la tekamül ediyoruz. Efendime söyleyeyim, bir görme yetimizde bir gelişme olduğu zaman gene Allah'la tekamül ediyoruz. Nurla tekamül ediyoruz. Başka türlü olmuyor bu iş. Niye yerinde duruyorsunuz? Yani durmayın arkadaşlar. Onun için İnşirah suresini bu akşam okuyunuz. Dersiniz olsun. Kalk diyor. Yeniden yeni bir işe soyun. Yeni bir işe soyun. Ama dinlenmek de var. 2-3 ay dinleniyoruz. Allah'ın selamı var. Bakın tatil ediyoruz demedim. Dinleneceğiz. Dinlenmek dinlenmeyi de içeriyor. Müminin tatili yok. 7-24. Evet. 7-24 çalışıyoruz. Çünkü öyledir. Mümin 7-24'tür. Yani, müminlik yani 12 saat müminim. Efendim gerisi şöyle değil. Mümin uykusunda, rüyasında da mümindir. Hiç sıkıntı yok. 7-24 çalışacak, düşünecek, tefekkür edecek. Abi rüyada da olur mu? Rüyada da devam eder o. Eğer ahlak edindiyse düşünmeyi, orada öğrenme devam eder. Rüyada bile de öğrenme devam eder. Bu böyledir zaten. Mümindir. Onun hakkıdır ya. Her neyse velhasıl kelam, Allah yar yardımcınız olsun. Vatanımıza, milletimize selamet olsun. Biraz daha dikkatli olduğumuz, sorumluluklarımızı bildiğimiz bir yaşam. Sorumluluklarınızı. En önce Allah'a karşı sorumlusunuz, unutmayın. Çünkü ona ait olan şeyle yaşıyorsunuz. Ona ait olanlarla varsınız. O zaman sırrınıza dikkat. Hakkını ver. Sırdan kastım da gerçekliğiniz var. Bunun sırrı ne? Yani bunun arkasındaki gerçeklik ne? Ey insan, senin arkanda gerçeklik, yatan gerçeklik Allah. Ona ait olan, var olan sıfatlarla varsan biraz dikkat et. Bugün biraz uzattık. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eyvallah. Yolunuz açık olsun inşallah.